ikram da yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey, en iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Pınar Karagöz 25 yaşında ve 2,5 yıllık evli. Erzincanlı gelinimiz ev hanımı. Gelin evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün İstanbul Beyoğlu Hasköy'deyiz değerli izleyenler. 2,5 yıllık evli Pınar geline konuk oluyoruz. Ve şimdi kapısındayız. Hediyemi rica edeyim. Dış ses. Buyursunlar efendim. Ay bu sezonda hep kırmızı kurdele değil mi? Kıyafetinize de çok uygun. Öyle mi diyorsun? Evet, bilerek öyle seçtim. Naziksin çok. Şimdi bir dakika, ben burayı şöyle mi çalsam? Olmadı. Şöyle mi çalsam? Bu da olmadı. Ben nasıl çalacağım ya? Dur şöyle mi yapayım? Evet, böyle en güzeli bu. Aa, ama çok ağır ha. Pınar! Hoş Pınar. Geldiniz. Hoş bulduk Pınar. Nasılsın? İyiyim, sizi gördüm. Çok duygulandım. Yalan. Ay! Ay yerim ben seni. Sizi gördüm, çok heyecanlandım. Yemin et. Evet. Ay! Vallahi mi? Ya kıyamam ya. Ama ben de ağlarım. Bak bir insan bir siz zaman... ağlamayın. Ya sen de ağlama. Ay, kuzum benim. Ya vallahi bak beni de ağlatacak ya. Benim duygusal gelinim. Canım gel buraya. Teşekkür ederim. Ay benim duygusal gelinlerimin duygusal ablaları. Allah'ım ne oldu? Bugün bize retro mu, metro mu, Venüs mü bir yerlere giriyor çıkıyor. Astrolojide bir sıkıntı. Sen ne burcuydun? Aslan normalde böyle değil. Aslan hayatta görünce... böyle olmaz ya. Vallahi var ya böyle bir otoriterler bir şeyler böyle bir değişik. Sizi çok sevdiğim için böyle oldu. Kurban olurum. Ay ben de sizi çok seviyorum. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Böyle güzel duygu yüklü insanlarımız var. Sevdiklerini görünce gözleri dolan insanlarımız hala var. Hadi o zaman kapımızı kapatalım mı? Tamam. Bak hediyem de böyle elimde kaldı yazık. Nay 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 nay. Hadi kapatalım. Bakalım. Kapatalım. Aslı Hünel'le Pınar Gelin salona geçerken dilerseniz biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Salon antrasit rengi kanepe ve siyah konsola rağmen gayet ferah görünüyor. Mutfakta ise göze ilk country tarz mat lake dolaplar çarpıyor. Burası da Pınar Gelin'in yatak odası. Metrekare açısından küçük olan odada uygun ebatlı mobilyalara yer verilmiş. Pınar iyi misin? İyiyim. Ya biraz çok iyiyim. Tatlısın bir tanem. Şey gibi bir şey mi bu? Senin hayalinmiş galiba. Evet. Hayalin tabii gerçeğe dönüşünce insan duygulanıyor değil mi? Evet öyle oldu. Diliyorum zaten. Gönlümden, kalbinden geçen tüm hayallerin seni bulsun. İnşallah hepimize. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin de inşallah kalbinden geçen olsun. Canım benim. Ama artık bir toparla ya. Toparlandım evet. Kıyamam. Toparlandım artık. Heh, enerjimiz yükselsin. Evet. Kaç yaşındasın Pınar? 25 yaşındayım. Kocan kaç yaşında? 32 yaşında. 32 yaşında. Ne işle meşgul? Turizmci. Sen? Ev hanımıyım. Bir şey yaptım. Daha önce çalışma hayatım var mıydı abla? Çok çalıştım. Çok sektörde çalıştım. Hı hı. Bütün sektörlerde çalışmış olabilirim. Hadi canım en son ne yaptın mesela? Bir iletişim firmasında çalıştım en son. Çok güzel. Ondan sonra daha çok çalışmadım. Güzel. Peki ya bir şey soracağım. Bu duygusallığından sebep soruyorum. Ben de duygusalımdır çok. Ama şey derler biraz fazla duygusal olanlar bebek bekliyor falan derler. Var yok bir beklentimiz şey. Yok şu İstiyor anda. İstiyor muyuz? İstek var mı? İstek var. Ay hadi inşallah. Nasip olsun bir tanem. Peki bizim programımıza nasıl katılmaya karar verdin? İzliyordum zaten bu programı. Hı. Ben dedim katılayım. Eğlenceli geçer. Güveniyorsun evet, evine. Evet evime kendine güveniyorum. Ama en çok neye güveniyorsun? En çok çeyizlerime güveniyorum. Peki sence senin rakibin hangi gelin olabilir? Bilmiyorum yani hepsi olabilir de hiç olmayabilir de. Hı. Göreceğiz. Kapı çalıyor. Evet. Lütfen bomba gibi karşıla. Böyle tamam. Bir sesli gümbürtülü coşkulu bir karşılama olsun. Hadi. Hadi ben bir karşılayayım. Hadi karşıla tatlım. Ay küpeleri ne güzeldi. Çeyrek altın mıydı o kulağındakiler? Çok tatlış olmamış mı? Ben seviyorum böyle hani çeyrek altından küpeleri, bileklikleri, işte tam altın falan takmak, ata, Reşat. Allah Allah. Çok yakışmış. Altın sever gelinim benim.
Kızlar evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan alayım. Bu nasıl bir dilin var ya? Keşke şunu bir değişseymişsin. Bak sizi güllerle karşılıyorum. Bir gidin de önce bir ondan sonra konuşuruz yani. Valla biraz daha şöyle yollarıma kırmızı alı serseydin. Kırmızı alı değil de kırmızı güller döktüm sizin için. Karşılamada ben kalpten gidecektim. Neden böyle bir şey yaptı? Yani konfeti ne alaka? Neyi kutluyoruz? Renklendirmek istemiş. Bence güzel düşünmüş. İlk başta biraz korktum ama sonra eğlendim. Güzeldi. Sen alçıyı çıkardın. Daha pahalı bir alçıyla geldim. Benim evime benziyor falan demişti. Bir benzerlik göremedim. Çok fazla geldi bana. Tabloyu fazla buluyorsun. Emin ol ki senin tablondan 1000 kat daha güzel. Birazcık kirli. Bir bez getireyim de sen sil o zaman. Olur, bakalım getir. Nasıl siliyorsun? Ay ne kadar ayıp. Kendisi yapacak. Konfetiyle karşıladın canım. Bu muydu devamı? Yeter yani. Mutfaktaki avizen hem tozluydu hem de hiç güzel değil. Dolapların üzerindeki boruları özensiz buldum. Neden gelinliğini yaydın diyeceğim ama nevresim takılmış herhalde. Duva da oradan devam ediyor sanırım. Perdeden. Senden 1 kilo bekliyorum ama. Kayınvalidem yaptı onları. Ay bangır bangır bebek istiyorlar. Konuşmaya başladığımızın 3. günü bana evlenme teklif etti. 3. günü. Evet. Az sonra. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Ay ne güzel bir karşılamaydı öyle. Duydum buradan sesi. Kutlama var zannettim Aslı Hanım. Evet, böyle karşılarız biz. Bayağı bizi konfetiyle karşıladı. Hiç ağlamadık. Evet, hiç ağlamadık. Evet, çok mutluyuz. Ben de sen giderken altın küpelerinden bahsettim böyle çeyrek altın. Ay hakikaten nasıl geldiniz böyle altınlar. Vallahi billahi. Seninkini de yarın göreceğiz ya, detaylarıyla. Bütün iddiam yarın merakla benim. Merakla bekliyorum. Evet. Aa, evet, bu arada merakla. Sen alçıyı... Çıkardın. Daha pahalı bir alçıyla geldim. Bayağı dizmiş böyle alçısını. Şuradan şuraya altından alçı yapmışsın. İyiyim. Merak edilecek bir şeyim yok. Zaten dün de söylemiştim. Evet, yarın tedavi çıkacak sonlanmak demişti. Üzere diye. Bilezikler kimden yavrum? Onları görmemiştik biz. Şöyle. Vardı dün bileziklerim. Vardı ya, tek konuda mıydı? Sizden yanaydı ya, gözükmemiş. Ay evet, orada daha çok gözümü aldı. Burcu bilezikleriyle bize hep hava atıyor ilk günden beri zaten. Boynundakileriyle ve bileğindeki. Ama havası zaten ilk günden söndü onun. Bence fazla bir gösteriş. O kadar gösterişe gerek var mı bilmiyorum. Dünden beri iyisin. Daha da iyiyim, evet. Evet, altı çıktı, rahatladın evet, sen de. Evet, en azından hareket edebiliyorum. Harikasınız. O zaman ben hediyemi takdim edeyim gelinimize. Hadi bakalım. Pınar'cığım aç bakalım. Merakla bekliyorum. İçinden ne çıkacak acaba? Civciv mi çıkacak? Kuş mu çıkacak? Acaba ne çıkacak? Sizin zevkinize çok güveniyorum. Eminim çok güzel bir şey almışsınızdır. Benden iyi bir şey aldıysalar çok kıskanırım bu arada. Şu an bir söyleyeyim. Şu an bir kıskanma. Hoppa. Dayalım. Pembiş. Keşke ona bugün de pembe kirpik evet, taksaydım. Evet, keşke pembe giyseydim. Bak, şimdi bak, ben pembe bornoz. Fincanı alsana eline bak. Sen de gösterebilirsin. Olur. Şöyle karşılıklı kahvelerimizi yudumlamak evet, için. Evet, çok beğendim. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Oh, iyi evet. Günlerde hayatım kullan. Akşam kocanla kahveyi şöyle karşılıklı iç. Hatta akrabaları da çağır bak, evet, altı kişilik. Bunu da duşundan sonra kullanırsın. Evet, kesinlikle onu da kullanacağım. Şöyle şunları bir ayarlayayım. Ayarla hayatım. Nasıl vaktimiz var? Ayarla sen onları. Acaba direkt kullanacak mı takımları? Kullanacağım. Bize ne sunacak merak ettim. Size milkshake yapacağım. Şöyle bunu buraya koyayım. Milkshake yapmaya gideyim. Onu da al götür hayatım. Olur, onu da götüreyim. Evet, burada yer açılsın milkshake'ler için. Tamamdır. Geliyorum hemen. Tamam. Evet, bugün de pembeler, lilalar, yine böyle ne ton bu toprak tonlar. Bu taba diye geçiyor taba, sanırım. Doğru, aslanım, taba rengi. Taba değilim ama. Sen de 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun dedi. Aslanım siz de çok güzelsiniz. Maviler içinde çok güzel bir enerji verdiniz. Çok teşekkür size. Ederim. Ben böyle çok sıcak yakışmış. Bugün biraz. Ben kolyesine böyle, bayıldım tril, ya. Tril, tril. Evet. Gerçekten. Yüzüm alıyor çok yani. Hemen sana hediye edeyim hayatım. Siz onlardan daha değerlisiniz. Ay çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim hanımlar. Evet, güzel karşıladı değil mi? Evet. Evet. Farklı ben bir zilini beğenmedim. Neyi beğenmedin? Zilini. Zilini. Kanarya. Çek. Niye kötü ya? Eskiden hep kanaryaydı. Ziller. Eskiden kaldı o yüzden. Eskiden kaldı. Pınar'cığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün milkshake hazırlıyorum, muzlu milkshake kızlara. İçeride beni bekliyorlar. Bu koyduğun dondurma o zaman. Evet, vanilyalı dondurma. Milkshake demeseydin ayran yapacaksın zannederdim. Biraz yoğurda da benziyor gibi oldu ama...
sıcaktan. Daha önce hiç milkshake yaptın mı? Evet yaptım. Önce böyle şunu kapatıp çektireceğim. Vanilyalı dondurmanın üzerine süt ilave eden Pınar Gelin çırpmaya devam ediyor. Muzları da ekleyince sakın ola taşmasın. Ona bakacağız şimdi, hepimiz göreceğiz. Kaç muz ekleyeceksin? 5 tane atacağım. Dondurma ve süt karışımına muzları ekleyen Pınar Gelin, kıvamın pürüzsüz olması için çırpıcının hızını artırıyor. Şimdi bardaklarımıza buzlarımızı koyuyoruz. Çünkü köpürdüğü için. Buzları bütün bütün mü koyacaksın? Mikserimiz biraz şey olduğu için, taştığı için böyle bir yol tercih ettim. O zaman bu da senin tarifin olsun. Yani çok değişik bir şey olacak. Sence rakiplerin bunu eleştirir mi? Eleştirsinler. Zaten eleştirmeye geldiler anladığım kadarıyla. Sunumun bitmek üzere olduğuna göre ben içeri geçiyorum. Sen de ikramlarını alıp gelirsin. Tamamdır, geliyorum. Kuş sesi, neydi, para sesi, buyurun, bir de hanım sesi derler. Ha, gel. Tepsiyi nasıl taşıdın? Çok ağır değil mi? Hiç ağır değil. Söyleseydin bravo, yardıma gelirdik. Evet, tepsinin içine bir detayı görebiliyor musunuz? Aa, şimdi o tepsiyi de size göstereceğim. Tepsi, öncelikle. Sanat eseri. Sanat eseri. Kayınvalidem yaptı bunu. Kendisi şöyle yaptı. Kameralara gösterelim. Ay, şu gelin şekilde. Çıkma onlar. Kayınvalideye evet, bak. Kayınvalidem yaptı. Maşallah, sular da süzülüyor yalnız. Evet, sular da süzülüyor benim gibi. Aa, çok güzel çok olmuş değil mi? Çok güzel. Evet, çok güzel. Sağlık gerçekten. Kayınvalidenin adı ne? Şerife. Şerife Hanımcığım, ellerinize sağlık. Maşallah, vallahi tablo gibi tepsi. Evet, bu neli milkshake? Muzlu milkshake yaptım sizler için. Şimdi böyle koydun yalnız, böyle mi biraz olacak? Uzak oldu bize bu aşk arada. Aşk ve peçete ya da bir sunum için altlık sende de mi yok? Evet, yok. Yine altlık yok. Yok. Beyaz böyle yok. En azından bende sehpa vardı. Bu. İşte bende sehpalarım vardı ama. Sehpa var mı senin zigon? Zigon olarak değil de üçlü takım olarak var. Nerede ona keşke zigon diyorlar ya annem. Getirsen de. İşte şuradakilerden çok vardı. Şuradakilerden nerede şu anda? Orada alayım. Ha, bak. Biz söylemesek getirmeyecek aslan. Şu yazma öpüyor. Şuradakilerden vardı. Ama heyecanlanma acaba. Bana biraz ağlamış gibi geldi sanki. Ya çok tatlış, duygulandı görünce beni. Çünkü çok izliyormuş, çok seviyormuş. Hani insan böyle mutlu, çok mutlu olduğu zaman, böyle inanamadığı mutluluk zaman gözlerine. Zaman. Hani duygulanır ya o, aynen öyle. Sağ olsun. Beni de duygulandırdı ama. Beni de çok duygulandırdı. Hiç duygusal vallahi durmuyor ama bayağı duygusal çıkmış. Zaten ummadık taş baş yarar hanımlar. Kesinlikle. Her zaman böyledir. Bak evet, mesela sen de hiç duygusal durmuyorsun. Ama çok dominant duruyorsun. Şöyle. Evet, gerçekten de dominant kendisi. Değil mi? Evet. Dominant kendisi. İki gerçek yüzünü görüyoruz artık. Kaç kişi özürlüğü tercih ediyorum hayatım. Yok şöyle arkadaşlar, sen şöyle. Biz de ulaşıyoruz gibi. Siz de onu kullanırsınız. Ben şöyle, buradan kullanırım. Ben arkadaşlar. Bir yardım edin. Milkshake'ler önümüze erimiş bitmiş halde geldi. Evet hava sıcak ama en azından diğerlerini hazırlayana kadar buzdolabında bekletebilirdi. Bence çok özensizdi. Hatta biz kendi sunumumuzu kendimiz yaptık bir nevi. Kalkıp da bize bir destekte bulunmadı. Muzlu milkshake yapmış. Nasıl buldunuz hanımlar? Ben hiç beğenmedim. Çok garip bir tadı var. Yani muz demese ben çıkaramazdım ne olduğunu. Allah Allah. Yok artık. Bir tat istersen. O kadar da muz tadı gelmiyor. Sadece fazla muz koyduğu için bence fazla şekerli ama muz tadı da geliyor yani. Muz tadı yani geliyor bence. Muzlu bir şey geldi. Gömeyim derken öldürdün. Burcu orada kesinlikle bir bahane bulmaya çalıştı. Yani muzun tadı fazlasıyla geliyordu. Hatta o kadar çok koymuş ki daha fazla şekerlenmişti dondurmayla birlikte. Orada bir bahane bulmaya çalışıldı. Evet. Çok muzlu. Ekstra ne var içinde? Benimkiler muz var, dondurma var, süt var. Başka hiçbir şey yok. Dondurma tadı da geliyor. Hmm. O yüzden fazla şekerli. Dondurmayla yapılır. Ellerine sağlık. Ama eline sağlık. Sadece fazla çok şekerli. Çok sıcaktan herhalde. Yani getirene kadar hayatım evet, neredeyse biz su içinde kaldık. Ne saç kaldı ne baş kaldı vallahi. Değerli izleyenler, bugün inanılmaz nem var burada. Ah, evet. Bu nemden saçlarımız, yüzümüz, gözümüz ter içinde olabilir. O gördüğünüz şeyleri artık idare edin. Kolay değil vallahi. Evlerde klima herkeste evet, olmuyor. Bir de hasta ediyor, haklısınız. Evet. O da var yani. Evet. Klimanın karşısında. Hadi bu bardakların fiyatını soralım. Bu bardakların fiyatı 60 liraydı. 60 TL. Evet. 6 tanesi o evet, yani bir tanesi 10
Pahalı hele. Fiyatı çok uygun. Ay harika. Pipetleri kaç aldın? Bu cam pipetleri seviyorum pipetlerin ben. Pipetlerin de tanesini 5 liraya aldım. 5 liraya aldın. Vallahi uygun almış. Bence de uygun. Çok uygun. Ben 6 liraya almıştım. Zarardayım şu an. Ben sana söyleyeyim yerini sen de oradan al. Ha güzel. Bence kaldım. De. Yapacak bir şey yok. Şimdi hanımlar bu lezzetli serin muzlu içeceğimiz milkshake içerken salon yorumlamaya geçiyoruz. Pınar Gelin'in salonu koyu renk dekorasyonuna rağmen boğucu değil. Siyah ahşap ayaklı, kapitone detaylı oturma grubu spor tarzda. Gold kulplu siyah konsol televizyon ünitesi olarak kullanılmış. Yemek bölümü mermer görünümlü masa ve gold kulp detaylı sandalyelerden oluşuyor. Son olarak plexi duvar saatini çok uygun bulmadığımızı ama modern tablonun salona yakıştığını belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet Burcucuğum. Aslanım ilk önce ben başlamak istiyorum yoruma. Çünkü dün sürekli benim evime benziyor falan demişti. Koltuklar haricinde ben bir benzerlik göremedim. Özellikle evin içi zaten çok fazla ışık almıyor. Fon perdeleri çok karanlık buldum. Zaten ampulün teki de yanmıyor. Yani birbirimizi az kalsın zar zor göreceğiz yani. Siz ne düşünüyorsunuz perdeler konusunda? Ve biz gelmeden bu perdeleri acaba biraz düzenleyemedi mi? Duvarlardan çok uzak durmuş. Bu tarafta da aynı şekilde, o tarafta da aynı şekilde. Aşkı ölçü fon alırken eksik mi aldın? Baksana bayağı bir... Orada eksik yok, kalmış eksik parçası. Yok eksiklik olmadı. Biraz tül bu tarafa çektiğim zaman tül ortada kalıyor zaten. Düzenleseydin tam görebilirdik. Evet. Ama böyle İlk, yarım duruyor çekmiş gibi. Özensiz yıkayıp direkt serdin herhalde ütülemeyi mi unuttun heyecandan? Yıkayıp serdim. Değil de taktı herhalde evet, onu. Taktım, takmış taktım. Herhalde ama ütüsüz. Nasıl böyle kırıştı bunlar böyle? Çok kaynarda mı yıkadın? Ne evet yaptın? Çok kaynarda yıkıyorum lekeleri çıksın diye. Çok mu leke oluyor? Leke oluyor camı sürekli açtığım için hep toz bizim eve geliyor. Ama yani bunların belli bir ısı seviyeleri aynen, var. Evet, yıpranmaması için. Bunları bu şekilde yıkarsan yani ne kadar oldu bu perdeleri alalı tülleri? 3 sene oluyor. Yani çok çabuk yıpranır. Fiyatını hatırlıyor musun bu arada? Çok kırışmış. Evet. Tüller ve fondanın ikisi 900 liraydı. Fiyatı iyi, uygun ama bunları bir buharla ütü falan yok mu? Bir denesek açılır mı acaba? Ne dersiniz? Aslanım bu sıcakta bir de ütü gelmesin buraya ne olur. Öyle mi diyorsun? Çok evet. Biraz sıcak, sıcak doğru. Ama yani bu buharlı ütüler var. Çok güzel bunu evet, kullanabilirsin. Deneyeceğim ablacığım. Yani asılı sonra. Vaziyette ütülemeyi dene ablacığım. Duvar kağıdını kendiniz mi yapıştırdınız? Duvar kağıdımı eşimle kayınpederim kendisi yapıştırdı. Orası aha, tahta görünümlüydü. Bu şekilde tercih ettik. Biz kendimiz kapladık. Hayatım burası kaç yıllık bir binaymış? Hiç yoksa 99'dan beri var. Hmm, 99. Bence daha eski burası. Daha da eski olabilir. Yani burası kentsel dönüşüme evet, gidebilir. Evet, çok az kaldı. Öyle mi? Evet, o yüzden de pek fazla bir şey yapmadım açıkçası evde. Ha. Ben şurada bir home, sweet home yazısı görüyorum. Hem evet, yamuk yapıştırılmış hem de oraya sweet, çok sweet olmamış sanki. Daha ben koridora yapılan bir şey yani diyebiliyorum. Neden oraya salon? Yapıştırmayı tercih ettim. Hani home boş olması, kalmaması için. Home yazısı olması ev olduğunu anlamayacak mı? Anlardınız ama ben onu tercih ettim. Ama niye yamuk olmuş? Bari böyle cetvel falan simetrisiz tutsaydım. Olmasını istedim. Hmm. Yani daha düzgün durmasını istemedim. Orada mesela bir de saat görüyorum ama saat çerçevesiz. Çerçeveyi mi çektiniz? Ne yaptınız? Yapışkanları kaldı. Cansucuğum o saatin çok benzeri bende de var. O yüzden fiyatını merak ettim. Çünkü bendekinden çok daha küçük duruyor. Ve bence bunu daha ufak bir alanda kullanabilirdin. Hayatım, küçük kalmış sana. Çerçevesi yok. Aşk o. Bunlar böyle kullanılıyor. Bende de var böyle. Göreceksin ama bu çok küçük kalmış. Yani salona yakıştırmadım. O yüzden duvara, sordum. Duvara mı yapıştırılıyor? Daha salon duvara yapıştırılıyor. Çift taraflı evet, bantla yapışkanın arkasından. Bunun ortasını da düşürdüm ben dün pil takarken. O yüzden öyle bir yamukluk oldu. Ay canım benim. Ama çok küçük duruyor evet, bence salon için. Geldi, bayağı bu ev için almamıştım ben. Bir kirada oturduğum evde daha düzgün duruyordu ama buraya da işte... Bir odada belki daha hoş olur. Ben salona pek yakıştırmadım doğrusu. Peki tabloyu nasıl buldunuz? Yanında da bir tablo var. Tabloyu ben çok beğendim buldum ya. Yani şey... Göz yoruyor. Dekorasyon olarak çok böyle hani her şey üstüme geliyor sanki bu oda içerisinde. Sanki bir şeyi kapatmış bir de. Onun arkasında acaba bir şey mi var? Merak yok, ettim. Hiçbir şey yok arkasında. Yani acaba... istedim. Gri yoğun olduğu için mi? Burcu böyle bir hissiyatı. Gri aslında seviyorum. Kapalı. Kendi evimde de çok fazla aha, gördünüz. Ama dediğim gibi çok ışık alan bir ev yok. Yetersiz bir aydınlatma var. Bir de hani üstüne çok fazla dekor. Burada duvarlar da gri. Sende duvarlar kremdi. Evet. Aha. O birazcık çok fazla geldi bana yani. Evet. Burcucuğum tabloyu fazla buluyorsun. Emin ol ki senin tablondan bin kat daha güzel bir ama tablo benim, yani. Ama bende sadece bir tane tablo vardı. Hey, senin tablondan güzel zaten dekor bir şey dedim, yoktu yani. En azından senin tablon gibi boğmuyor. Renk katmış odaya bence. Gayet güzel. Onun tablosu benimki açık renkti. Bu karanlık. Onun tablosu soluk. Tablo denen bir şey yoktu yani. Soluk ama bu da karanlık. Daha çok ayırmadın.
çok mı? Güzel olmuş. Dört duvarın dördünü koyuyor. Koyu koyu. En azından açık renk. Bak ne diyor Pınar? Tek tek konuşun. Hani bence Pınar'ın günündeyiz. Aynen. Şu an onu konuşalım. Mesela bu meleklerle bize bir mesaj mı vermek istedin? Sağımızda bir melek, solumuzda evet, bir melek. Bizi koruması için bunların onları oraya ne? Bir... taktım. Bunu biz balayından aldık. Kapadokya'dan. Çok hoşuma gitti. Hı-hı. Onları da oraya takmak istedim. Evet, güzel. Evet, peki kanepenin fiyatını öğrenelim. Kanepemin fiyatı 5500. 5500 evet. TL'ye aldın. 3 sene önce aldım. Bunları. Çok ucuz almışsın. Halımın tane bu 500. 500 TL. Evet. Halı uymuş mu hanımlar? Halı uymuş bence. Koltuklara göre iyi aynen. Bir seçim bence. Kırlentleriyle de uymuş. Kırlentlerle de uymuş. Evet. Dünkü kırlentleri mesela uygun bulmamıştınız evet, galiba. Bugün evet, bugünkü kırlentler çok güzel. Bugünkü kırlentler bence evet, uymuş. Halılarla uymuş. Kırlentler uymuş. Biraz fazla ben yastıklar bir de ama. Yemek masasının sandalyesinin ayaklarında hep siyah beklerdim. Hani bir gold detay olmasa daha iyi olurdu. Yemek masasıyla konsol takım olarak aldım. Ha. O şekilde hiç ayırtmadım yani. Bir de kırlentlerine ben yine aynı yorumu yapacağım. Bir özellik katabilirdin. Yani yine salon odanda böyle farklı bir şey göremiyorum. Böyle renkli küçük kırlentler var artık çok moda. Hiç beğenmiyorum onları. O tarz onları. Bir şey koyabilirsin. Bu takım olduğu için direkt böyle kullanmak istedim. Böyle mi aldın? Aha, böyle bu kırlentlerle almış. Sen renk mi görmek istiyorum? Yani bir kendinden bir emek, bir şey, güzel bir şeyler katabilir. Salonu kişiselleştirebilir. Hı-hı. Sadece şu iki ufak meleği gördüm. Onun canlı haricinde... çiçek var. Biri canlı aslanın. Kağıt evet, yapmışlar. Evet. Buraya tablo, buraya saat takmış. Bak oraya home sweet home yazısı var. Ama şunu merak ettim. Bitkiler mesela neden biri canlı, biri cansız? Neden öyle tercih etmiş? Canlı çiçek aslında bakamıyorum. Bunun da sadece evet. Su olduğu için onu kullanıyorum. O cansız çiçekleri daha çok seviyorum. Ama ikisi bence ya birini seçseydin ya ötekini seçseydin çok göze batıyor. Bu cansız olduğunu ben buradayım diyor. Canlı olan da ben buradayım görsellik diyor. Görsellik açısından ben kattım onu oraya. Bilmiyorum. Hı-hı. Bence ya cansız kullansaydı ya canlı kullansaydı. İkisini de kullanmayı tercih ettim. İkisiyle karıştırmışsın. Karıştırmışsın. Torba olmuş yani. Ben karışık seviyorum. Sen böyle kafaya evet, göre işte. Kafama göre. Şurayı da şunu yapıştırayım, buraya da bunu koyayım. Evet. Canım nereye isterse ona göre ürünüyorum. Tabii ki de. Onu oraya senin evin öyle yapmalısın. İşte onu oradan kaldırıyorum. Ama daha fazla özenebilirdim bence. Bu benim özenmiş halim. O bir zaman de bu bitkileri şey daha büyük kullanabilirdin. Neden mesela orada masanın üstünde duruyor? Dekor olarak o şekilde kullandım. Normalde yerlerde kullanıyorum onu. Yani çok büyük zaten boyumda kısa olduğu için kaldıramam onları. Yani o zaman hafif... daha büyük kullansaydın bir tane olsaydı daha büyük nasıl olsaydı. Nasıl kaldıracağım ben kocaman vazoları kaldırmak şeyleri? Kaldırmak zorunda değilsin ki köşesinde bitki duracak aslanım. Başka şeyler ben her dakika gerek mi var? Değiştiriyorum. Mesela bu koltuğu alıyorum oraya koyuyorum. Eşin o koltuğu... destek çıkar. Eşim çok geç saatlerde çalıştığı için. Hı-hı. Hiç evde olmuyor. Hiç eve gelmiyor. İlla ki değiştirir yerini. Eve gelip uyuyor sadece. Ben bahane olarak bunu kabul etmiyorum. Evet. Sen de her şeyi bahane buluyorsun. Yeter artık. Bahane ya. Bulmaya ben, gelmiş zaten. Evet. Ama birçok şeyde bahanesi var. Tamam kendini savunsun şeyde ama. Şeyde bahane bulmazsın yani. Çiçek yani cansız. Ne yapayım? Canlandırayım mı kalkıp onu? Biri canlı biri cansız. Karar versin. Güzel duruyormuş. Sen bahane diyorsun da ben de anlıyorum. Bak canlı cansız çok neden fark iki tane? Var. Olabilir. İki tane o öyle tercih etmiş ama cansız hayır. Çiçek gayet ya güzel duruyor. Kız ağzıyla diyor ben canlı çiçek bakamıyorum. Onun bakımı kolay olduğu için öyle sus diye koydum. Işte şey o zaman onu da anlatayım. Farklı bir yerde kullansa. Ben orası yan yana çok garip olmuş. Bence mi? Ben evet seni eleştirmiyorsunuz. Ben eleştiriyorum. Arkadaşlar susarsanız seni yorumlamak istiyorum. Ben Sehpa'nı hiç beğenmedim. Bu odaya asla uyumamış. Biz ama canım. Ama yani susarsızlık çok hoş olmuyor. Biraz bak kendi konuşursak daha iyi olur. Tamam bence güzel bir dille uyarabilirsin. Susar tamam. Mısınız? Neden? Susmuyorsunuz biz ki. Biz de yorum yapıyoruz. Tamam, susmuyorsunuz. Olabilir. Tamam. Aşko eleştirmeye susuyorlar. Geldik. Ben şu yastığı alayım ya çok sırt. Ya da orada var bir tane. Vallahi sırtım ağrıdı. Ben bütün yastıkları siz almışsınız. Burada bende bir şey yok yemin ediyorum ya. Ama dikkat edin aslanım yastık çok büyükmüş. Olsun. Sırtınızı yorar. Oh vallahi billahi aman devam edin siz. Ben Sehpa'ndan bahsediyordum. Sehpa'nı hiç beğenmedim. Ayakları da rengi de yani koltukların ve yemek masanın ayaklarının hiç uymamış. En azından ayaklarını değiştirebilirdin, siyah yapabilirdin. Ya da Sehpa'nın daha güzel aynalı, yemek masanın uygun daha bir Sehpa alabilirdin. Onu hiç beğenmedim. Şimdi cevap veriyorum. Bu dediğim gibi kirada evdeki hali bu evimin yani. Sonradan bir şey almadım. Oraya uyumluydu. Hani orası daha küçüktü. Daha önceki evi kiraymış. Ama oradaki mobilyaları almış, direkt oraya getirmiş. Buraya getirdim. Ekstra ama aslanım şey bu bir bahane değil ki takımları da mı kiraydı, onu da mı değiştirdi? Sonuçta bu takımı kullanıyordu o zaman. Bence evet, uyumlu değil. Buraya olmadı okey ama olmadı küçük olduğu için ben yorumluyorum küçüklüğü bunu. Küçüklüğü için demiyorum ben. Küçüklüğü için kesinlikle renk olarak. Uyum olarak bir uyum beyaz. Sağlamıyorlar. Beyaz ama her şey siyah, ayakları ayak siyah. İşte renk kattım ben de buraya beyaz olarak. Bu renk katmış tarz abi. Tarz olarak da uymuyor. Tarz olarak da uyuyor ve beyaz. Ve sanırım birazcık kirli. Koltuklarında açtın.
Bir bez getireyim de sen sil o zaman. Olur, bakalım getir. Nasıl siliyor musun? Ay ne kadar ayıp. Hiç de ayıp değil valla. Misafiriz valla. Yani misafir artık demediği şey kalmadı aslanım. Kız emin misin? Siz de çok üstüne gitmediniz mi? Bir şey demedik ama aslanın lekeleri görüyor musunuz yani? Bu bir toz değil. Silinmiş olduğunu görüyorum. Bu sonradan ne, bu olan bir şey değil. Önceden olan bir şey. Ama kameralar giriyor çıkıyor. Olamaz ama aslanım önceden olan bir şey belli. Evet. Nasıl önceden olan toz şey? Değil çünkü o leke. Leke. Bak ben burada sen nasıl görüyorsun bu? Toz ben da bu var tozu söylemiyorum. Aslanım dün benim temiz ocağıma da kirli dedi. Buradan görüyorum leke. Toz da var. Toza evet. Bir şey demiyoruz toz ama leke. Hayatım ben toz görmüyorum. Şurada var mesela. Ben de toz görmüyorum da leke görüyorum. Leke burada. Var evet. Tozu da nasıl leke, gördün? Bir leke. Ay Pınar geldi bakalım bu leke midir toz mudur? Geldi bezle geldi vallahi geldi. Sen tabii ki herhalde silersin. Hayır kendisi yapacak. Oh. Evet. Ya ne kadar saygısızca. Bir saygısız yapmak. Bakalım görelim nasıl yapıyorsun. Ya aslında ben şokdayım. Gerçekten şoktayım. Hiç şaşırmanıza da gerek yani yok. Yani insan bir güzellikle verir. Ben sana kalpli kalpli verdim. Kalpli kalpli verdim. Bizi konfetiyle karşıladın canım. Tamam bu işte. Muydu devamı? İzledim böyle yorum yapmayı. Benim misafirperverliğim bu kadar işte. Yani. Bu kadar olur. O kadar ki yoldan geldik her şey bu kadar mı? Sileceğim misafirlerine de bunu yapabilirim. Bilmiyorum. Artık bu böyle bir terbiye silemez. Silmiyorsan ama neden yorum yapıyorsun? Fırlatıyorsan terbiyesizlik yapıyorsun çünkü. Terbiyesizlik yapmıyorum. Yapıyorsun. Hiç de yapmıyorum. Tamam bez. Aha al sana bez. Ay ne yapıyorsunuz böyle siz yavrum ya? Ya bir prenses olarak nelere şahit oluyorum gerçekten. Prenses mi? Evet. Gerçekten hiç alışkın değilim prens böyle durumlara. Prensim evde beni bekliyor. Beklesin. Yani bence Pınar yani keşke bunu yapmasaydın böyle hiç atmasaydın. Çok yani. Lekeyse silseydin. Çünkü sana gelmişler misafirliğe. Keşke yapsaydın ablacığım ya. Sen sanırım herkes benim gibi misafirperver olmak zorunda değil. Bu da önemli bir şey. Pınar Hanım evime gelin de nasıl misafirperver olacağı görüyor. Gelir gelmez. Yani bu kadar yorum bence çok fazla. Misafirperverlik demek sabır demek canım. Çok sabırlı olman gerektiğini düşünüyorum. Ben çok sabırsızım. Katılmasaydın o zaman. Canım böyle istedi katıldım. Sana mı soracaktım katılırken? Evet. Niye? Aşkı eleştirmeye geldik avukatın ya. Avukatın mısın? Avukatın mısın? Avukat yanında duruyor. İstersen ben senin avukatını yapabilirim. Tamam olur. Pınar iyi gidiyor vallahi. Hiç avukata ihtiyacı varmış gibi durmuyor maşallah. Arkasındayım ya o yüzden olabilir. Arkama avukata yasladım. Ha güzel iyi. Şimdi bu bez burada mı duracak Allah aşkınıza ya? Gerçekten hoş inanamıyorum ya. Yani. Hoş bir görüntü değil. Bence en azından onu oradan alarak yaptığın hareketin tabii geri alabilirsin. Alacağım alacağım mutlaka yani. Mutlaka alacaktır. Gerçekten bu saatten yeter. Sonra yeter. 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 Yeter yani. Bu kadar terbiyesizsin. Çok ayıp. Misafirin yanında da böyle bağırmak. En azından ya. Bağırdı. Konfetiler gibi bezi de bir daha kafamıza atmasın da. Dur bir ben şoktayım. Attı zaten bana. O kızdan bu kıza hiç eser yok. Bizi nasıl karşıladı şu an nasıl tepki veriyor? Niye ben şaşırmadım? Öyle mi? Hı. Neden? Bekliyor muydun? Bekliyordum. Öyle neden? Duruyordu zaten. Hmm, vallahi Allah bekliyorsan Allah. Bravo. İnsan bekliyordum ama korkmadım da değil o ses tonundan yani ama ip oldu bence. Sonuçta misafirliğe geldik. Çünkü ben de çekindim. Geldi bezi fırlattı attı. Buradan geldi bir hışımla aldık götürdü. Ben onu hiç sen ne oldun? Yaptığı çok saygısızlıktı. Sehpasında toz değil tamamen bir leke var silinmemiş daha öncesinden kalmış. Bezi fırlattı o fırlatmasına rağmen kalkıp silemezdim. Ben de onu fırlattım iade ettim. Çok üzerime geldiler beni çok sinirlendirdiler. Yani sonuç olarak evin içinde dolaşıyoruz geziyoruz tozuyoruz. Toz olmuş olabilir. Bir sinirleri bozuk herhalde. Yorum yapmayalım o zaman. Aynen susalım o zaman aslanım. Bence havamız değişsin bir mutfağa yorumlamaya geçelim. Gel Pınar gel. Hayatım sakin. Bir su içseydin kendine gelseydin sakin. Kendime geleceğim inşallah. Burası bir temizlik programı değil. Buraya temizlik yapmaya da gelmedik. Evet. Ama özenebilirsin. Misafir şey geliyor. Tamam iyi misin? İyiyim. Şu anda biraz daha iyiyim. Biraz milkshake iç. Biraz içeyim de ferahlayayım. İçsin milkshake'inden içsin. Biz ne içelim aslında? İç bakayım dur. Şimdi bak sizin içmenize gerek yok. İnecek şimdi. İyi misin? İyiyim şu anda gayet iyiyim. Tamam. Sakinleştim. Toz da yok zaten, sıkıntı yok. Yok. Biz mutfağı yorumlayalım bence. Tamam, mutfağa emin geçeriz. Olma. Geçerken gördünüz hanımlar mutfağı. Evet. Bence evet. Mutfağı yorumlayalım. Olur. Çünkü mutfağımız biraz küçük. Küçük. Zor olur hep birlikte kameralarla girmemiz mümkün değil. Evet. Burada yorumlayalım mutfağımızı. Neden yeter yeter diye bağırdın ki? Yani yeter diye bağıracağım biz ne yaptık sana? Burası gelin evi, çok iddia konuşur. Sende de iddia görmedik ve eleştirdik. Buna mı katlanamadın? Hareket yanlış olsa da kızın çok fazla üzerine gittiler. Bence birazcık hak edilmiş bir hareketti. Hep hamur, 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 hamur. En favori parçanı göster bize. İneyim. Çaka.
Benim evimle Burcu'nun evi benziyor diyordun da ben bir benzerlik yok. 500 lira bu halıya değil yani hiçbir şeye vermem bu odada. İyi ki varsın şaşırdım. Ama keşke duvarda olmasaydın. Yatak odasında her şey var. Belki bir balık da olabilir. Burada mutfak rafı var. Burası karışık bir oda. Bence sen de bir bardak su iç bu yatak odasının üzerine. İçin ama soğuk olsun. İçerisinde şeker var mı? Normal şeker, beyaz şeker, doğal şekere gidip de ne yapayım, tarladan mı getireyim? Eskimiş bir takım. Bana hediye olarak geldi. Herhalde dedim. Kendi evinde kullanmadığı bardakları sana getirdik. Pandemi olmasaydı çok farklı, çok farklı da hayallerim. Kayınvaliden çorba içerken diye ses çıkarıyor. Sen bu sese deli oluyorsun, ne yaparsın? Gerçekten de deli olurum. Az sonra... Pınar Gelin'in mutfağı metrekare olarak hayli küçük. Dolayısıyla üst dolaplarla tezgahın beyaz olması yerinde bir karar. Ancak aynı şeyi taş desenli gri duvar kağıdı için söylemek zor. Country tarz mat leke alt dolaplarda rustik kulplara yer verilmiş. Doğalgaz borusunu yapay sarmaşıklarla kapatan Pınar Gelin, pembe baharat takımıyla mutfağına renk katmış. Son olarak ekru rengi düz tül perde mutfağa uygun olsa da kornişin açıkta duran görüntüsünün göz yorduğunu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet, senden başlayalım yine Burcucuğum. Ben dolapların üzerindeki boruları çok açıkta ve özensiz buldum. Bir de özellikle tavan boyalarında yani sanatsal bir çalışma yapılmış gibiydi. Bütün duvar boyalarının hepsinde tavanda da vardı. Onları birazcık düzeltmesinde iyi olurdu sonuçta. Hani bir bakabilirdi o kenarlara, köşelere. Evet. Ne diyorsun Pınar? Yine bir talihsizlik yaşadım, onu anlatacağım. Biz boyacı tuttuk. Evet. Boyacı bütün boyalarının şeylerini, rulonu falan aldı, geldi. Bir gün yaptı, sonra parayı aldı, kaçtı gitti. Aa! Devamlı siz mi boyadınız? Devamlı kayınpederim boyadı. Onun da elinden geldiği kadarını. Ondan sonra zaten boyacılara güvenemedik. Peşi niye verdiniz boyacının, taksitle verseydiniz? Bir an önce eve girmek için verdik. O da bizi kazıkladı. Çok üzüldüm. Peki eşin bulamadı mı o boyacıyı? Ya eşim buldu da şey ne yapmak oldu? İstemedi. Hani biraz yaşlıydı da açıkçası. Üstüne Allah gitmek istemedi. Allah. Ama kendi evi aslanım. Keşke bir yeni boyacı tutsaydı da biraz düzeltseydi. Ya, o zaman onları. Benim inşaat olduğu için o kadar da böyle maddi olarak pek imkanımız yoktu. Tabii ev almışlar, eve para yatırmışlar kendi vesaire. Kendi de rütuş yapabilir, ufak şeyler. Hiç anlamadım şeyler. Kolay mı bu zamanda bir evi badana boyacı sokacaksın, o alacak paraları gidecek, sonra bir daha badanacı boyacı tut. Evet, talihsiz para olmuş. Ver. Evet. Yani parayı sokakta toplamıyoruz yani, kolay evet. Değil. Hakikaten büyük talihsizlik olmuş. Geçmiş olsun. Evet, devam ediyor musunuz mutfakla ilgili yani yorumlara? Yani sen çok... Evet. Neler yaşamışsın evet, ya sen? Çok talihsizlik yaşadım. Gerçekten çok üzüldüm. Yani boyacı kaçmış. Bu kadar. Sen de ağlama şimdi. Yok, ben ağlamam. Olacak. Ben ağlamam, merak etmeyin. Hiç ağlayacak göz var mı ondan? Bana bir şey olmaz. Hiç merak etmeyin. Empati de, duygusu çok yüksek. Peki evet. Yorumumuza devam edelim. Mutfak yorumuna. Mutfak, ben mutfakta da yine aynı duvar kağıtlarından gördüm. Evet. Ama mutfağı gerçekten olmamış. Düz bir desen seçseydin mutfağı daha büyük ve ferah gösterirdik ki çünkü mutfağın çok küçük yani. Küçük. O yüzden ama dolaplarının rengini beğendim, gri olmasının buzdolabına uyum sağlamış bence. Onun dışında halı yine mutfağa olmamış, çok küçük. O halı oraya çok büyük. Yani böyle kaplamaya çalışmışsın gibi olmuş. Oraya daha minimal, sade, düz bir şey seçseydin kare şeklinde daha iyi olurdu. Yani mutfağın zaten küçüktü. Küçük, evet. Oradaki raf detayı, daha rafı böyle düz beyaz seçseydin yine bir bütünlük sağlayabilirdin. Duvar kağıtlarıyla aynı şekilde. O raf da oraya hiç olmamıştı bence. Ya, mutfağım çok küçük canım. Olduğu için hani evet. Raf yapmaya çalıştım. Ya canım bir rafla ilgili girmişken ben de hatırımdayken hemen söyleyeyim. O rafın üstüne mesela bir pişirme makinesi koymuşsun ama çok yüksekte. Ona nasıl ulaşıyorsun? Yemeklerini nasıl hazırlıyorsun? Kullanmak istediğim zaman onu aşağı indiriyorum. Peki İşim ben sana de bir kolaylık söyleyeyim. Bence böyle güzel. Yapsan daha güzel. Mesela tezgahının üstünde evet. Böyle tuzluk, şekerlik gibi baharatlığı vardı. Evet. Baharatlığını istersen oraya koysan, makineni aşağı koysan bence hem daha güvenli olur hem daha hoş durur. Hangisini daha sık kullanıyor onu soralım istersen. Baharatlarımı daha sık kullanıyorum. Hani fırınımda ama olduğu için. Ama makinenin o yukarıda ne işi var? Bence ya, elimin altında olmasını bir istemedim. Görüntü değil aslında. Ama baharatlıklar yüksek olabiliyor. Ama baharatlar tuzdur, şekerdir, biberdir. Yani benim de mesela ocağımın hemen tık yanındadır. Elimin evet. Altındadır yani. Çünkü daha sık tezgahında kullanılan tezgahında da şeyler. Yer vardı bu arada. Bence yine kullanabilirdi. Kaldırdım ben çoğu şeyi. Tezgahım küçük olduğu için. Baharatlık yapamadın. Herhalde korktun birazcık Pınar'ın. Yok hayır, ne korkacağım. Yok, hayır, ben yorum yapacağım. Sultan, seni böyle bir toz bezi olayından sonra biraz böyle hani bir
çekimde. Dağın oldun sen. İyi misin? Çünkü çok terbiyesiz hareket yaptığı için bezi bana fırlatması, bağırarak çıkması. Sadece burada ben değil, size de saygısızlık yaptı aslında. Talihsiz bir hareketti gerçekten, evet. Öyle. Sinirlerine hakim olamadığını... Olamıyorsun. Yok, olamıyorum. Gönlümüzü alırsın. Olmak zorundasın canım. Biz de sinirimize hakim olamıyoruz ama olmak zorundayız. Tamam, sen de bana fırlatırsın gönlünde o zaman. Ben seni yaptığın saygısızlığı yapmam. Herkes kendi yakışını yapar. Tamam, şey değil. Biz ikimiz de fırlatır ya. Olmaya çalışalım. Biz genciz. Sizler gençsiniz. Daha yeni evlisiniz. Hani evet. Hoş karşılanmaz şimdi. Aileleriniz de izliyor. Sinirlerinize sahip olun. Anladınız mı? Tedavi görelim. Yani... Aileler de izliyor. Bence güzel yorumlar yapmayabilirler. Yani kendinizi de zor durumda bırakmayın. Anlatabiliyor muyum? Ha, peki. Ben evet. Baharatlıktan bahsetmişken mutfağın hani beyaz eşyalarının gri kullanması ve dolaplarının gri olması gayet uyumlu buldum. Evet. Hani farklı renklerde beyaz eşya kullanmamış. Ama o pembe baharatlıklar mutfağa asla uymamış. Çok pembeyi çok seviyor herhalde. Evet, pembeyi seviyorum. Beyaz eşyan da pembe alsaydın o zaman. Yoktu. Özel üretim yaptırabilseydim yaptırabilirdim. Var. Ararsın. Benim zamanımda yoktu. Benim pembe kaplastaydım. Patateslik, soğanlık, o da pembe. MÖ'den önce mi? MÖ'den önce. MÖ'den önce mi? Şey evli oldum ben için. MÖ'den sonra mı oraya takıldım benim zamanımda deyince. Fiyatlarını söyleyeyim istiyorsanız. Beyaz eşyalarımın komple fiyatı 18 bin. Toplam mı? Toplam. Neler var bunun içinde? Buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ankastre set. Ne zaman aldın? 3 sene önce. 3 yıl uygun. Önce. Ankastre ile birlikte uygun. Çok uygun. Evet. Bence de gayet uygun. Fiyat olarak. Bakınca. Evet. Ben de o şu dönem için elimi dizdim. Ankastre ile birlikte bence çok uygun olmuş. Evet, şu an daha pahalı. Bir de o perde, o mutfağa hiç olmamış. Ya genelde gel mutfakta fazla perde kullanmak istemiyorum ama onu oraya şey yaptım, astım. Çünkü gördünüz zaten. Duvara bakıyor. Duvara bakıyor. Diğer binanın. Hiçbir şey yok. Karanlık. Evet. Hani kullanmasam da olurdu ama perde olsun diye taktım onu oraya. İyi yapmışsın bence, ona bakacağına. İçim karardı. Evet. Görüntüyü kapatması bence daha yerinde olur, evet. Değil mi? Bir de mutfakta bir sebil vardı. Yani evet. Mutfağa sence uymuş muydu? Uyumlu. Yani, soğuk suyu oradan daha rahat kullanmak için onu oraya koydum. Ama görünüş olarak uygun muydu peki ya, sence? Ortada olarak. Gibi mi sanki? Hem konum olarak hem de ne bileyim yani oraya mutfağın çok büyük değil mi? Mutfağın küçük olduğu için sebillerinde böyle damacanasının görünmeyen modelleri var. Onu tercih edebilirdim. Bunu tercih ettim. Daha minimal olabilirdi. Ev genel olarak küçük. Küçük. Nerede kullansın ki zaten? Ama oraya mutfak çok küçük. Mutfağı çok suyu büyük bir sebil. Suyu nerede içiyorsunuz? Gidip nereden alıyorsunuz suyu? Yatak odasından mı? Buzdolabından. Tamam, mutfak nerede? Şey, buzdolabı nerede? Mutfakta. Mutfakta. Mutfak küçük olduğu bravo. İçin bence diğer modelden tercih etsen daha tercih ettim. Benim nacizane mum gibi ortaya koymuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Olmak zorunda da o değil. O küçük dedin, küçük olan. Peki arkadaki depoyu nereye koyacak? O damacanayı. Damacanası içine yerleştiriliyor. Aslında evet. Yeni modeller küçük. Var o şekilde. Yani küçük dediğim sadece damacanası görünmüyor. Daha güzel, hoş bir görüntü. Daha doğru. Minimal evet. Duruyor. Belki onu söylemek istiyorum. Bilmiyordum, yeni öğrendim. Evet. Evet, ben de. Ayrıca mutfaktaki de avizen. Mutfak avizesi. Hem tozluydu hem de hiç güzel değil. Avizeler Mina'nın uzmanlık alanı lütfen, evet. Ona bırakırsan. Ama şimdi söylememiz gerekiyor sözü. Maalesef. Avizelerde sıkıntı var nedense bütün evlerde. Bütün evler derken? Daha yerlerini görmedim, göreceğiz. İki ev gördünüz. Göreceğiz. Evet. Mutfağı uyumlu buldum. Onun için onu orada kullanmak istedim. Mina'cığım, bu avizeye de laf etmek ister misin? Bunun da bir ampulü yok. Bunun da bir ampulünü takmadım. Düşmek üzere, o da bir sallantısı var orada. Bir de yok, ahşap yok. Galiba böyle doğadan bir parça, odun evet. Parçası. Salona yani hiç uyumlu değil. Bir şey söyleyeceğim ya, mutfağı yorumlarken birden nasıl salona gene döndünüz? Unutmuşuz aslında. Avizeleri unutmuşuz ya. Avizedeyken o zaman mutfağın avizesinin fiyatını merak ettim. 50 TL'ye aldım onu. Çok uygun. Evet. Tebrik ederim. Benim de avizelerim süper. Güzel uygun fiyatta aslanım. Göreceksiniz gerçekten yarın. Tebrik ederim. Çok peki uygun. Perden, mutfak alın. Fiyatları nedir? Mutfak alımı 100 TL'ye aldım. Yine perdemi de 100 TL'ye aldım. Oh, çok güzel. Güzel. Süper. Bravo. Değil mi? Gayet iyi. Uyumlu fiyat olunca fiyatlar güzel. Başka eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, sadece mutfağındaki o baharatlık ve soğanlığı kaldırıp... İkisi de pembe kendi olduğu için öyle kullanmak aslanım. İstedim. Allah Allah. Ama pembe far sürmüş kendisi. Alerjisi var. Lila sürdüm aslanın kıyafetimle uyusun vallahi diye. Vallahi pembe duruyor. Buradan ben pembe görüyorum. Pembe. Göz kapaklarındaki simli. Zaten yanında simli. Bir pembe şanım oturuyor. Benim bak. Prenses gibi geldim bugün. Evet, maşallah hep aşk öylesiniz. Kuşku. Hepiniz prensessiniz. Siz de öylesiniz. O zaman haftanın ödüllü oyununa geçelim mi hanımlar? Hadi geçelim. Geçelim. Bakalım bugün ne kadar havuç rendeleyecek? Çok rendelerim. Hadi gelsin görelim. Havuçlar. Haftanın ödüllü oyunu avuç içinde havuç. Evet, gördüğünüz gibi havuçlar buradalar.
Evet, çok güzel gözüküyorlar. Evet, çok lezzetli gözüküyorlar. Aha. Sen de buradasın. Buradayım. Hazır mısın? Hazırım. Evet Pınar'cığım, sana 90 saniye veriyoruz. Dilersen eline havucunu al. Rendemi de koyayım. Rendeni de al. Aldım. 3, 2, 1, başla. Havuç salatası yapıyor musun? Yok, yapmıyorum. Sevmez misin? Yok. Rende kullanır mısın sık sık? Hayır. Oh. Pınar. Yerler kirlendi şimdi. Pınar. Yerler dikimi sayıyor muyuz? Pınar. 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 Ay, havuçlar da güzel. Üstünü de biraz sıçrattı ama. Alırız onları içeri. Pınar. Ay, iyidir göze, iyi gelir göze. Pınar biraz daha hızlı olabilirsin bence. Senden bir kilo bekliyorum ama. Çok heyecanlı. Yarısı üstüne gitti canım. Devam. Dikkat et biraz. Bitti valla. Kirlenecek. Ay, o anda. Hadi Pınar. Var daha diyordu ses. Oh. Ha, rendele kuzu. Bayağı odaklanmış. Odaklandım evet. Hey maşallah. Tırnaklarına dikkat et. Çok güzeller. Şimdi yok rendeye yok gidecek. Hiçbir şey olmaz. Şu avuçları bir rendelese yedim. Kaç gram olmuştur sizce? Bence biraz geçti gibi aslanım. Şimdiden öyle görüyorum ama. Bir kilo zor. İddialı gidiyor. Kaç gramdır? Yarım gram gelsin. Evet ses. Son 11 saniye Aslı Hanım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Tamam. Sana zorluk çıktı. Bayağı. Salata yaptık. Şunları bize şöyle ekleyebilirsin. Üstündekileri de ekleyebilirim. De ekle aşkım, ekle. Rendedekileri de ekleyeyim. Rendedekileri de koy bak. Ha. Ay güzel. Şu benim çok güzelmiş havuç ağzı. Bir tane, ha, bir tanedir. Evet, içinde de dolu bak bak. Elinden de hep elinden kirlen. Şuradan. Ha. Sıyır. Evet. Ha. Gitti bütün hepsi. Evet. Hadi koyalım bakalım. Şöyle. 338 gram. Bravo. Çok güzel rendeliniz. Teşekkür ederim. 338 gram. Tut aklında. Tamam. Bu senin gramın. Bunları da al. Akşama salata yaparsın. Salata yapalım. Güzel olur. Bakalım yarın kimdeyiz? Bendesiniz aslanım. Mina acaba geçebilecek mi gelinimizi? Rende de çok iddialı değilim. Ama yine de geçeceğimi düşünüyorum. Çok iddialı konuştum. Her konuda bunda da konuşmam gerekiyor. Görelim bakalım yarın olsun. Hadi evet, bakalım yarın olsun, hayır olsun diyelim. Şimdi ben sizi yatak odasına gönderiyorum hanımlar. Buyurun. Teşekkürler. Gelin evi. Pınar Gelin'in yatak odası metrekare olarak küçük. Gelinimiz küçük ebatlı bir yatak ve beyaz renk tercihiyle doğru bir karar vermiş. Ama oda küçük olduğu için çok sayıda yoğun desenli halı kullanılması yanlış bir seçim. Zebra desenli lamba da bu yatak odası için uygun bir model değil. Son olarak balkon kapısını kapatmayan, denizlik hizasındaki perdelerin göze hitap etmediğini belirtelim ve sözü ev sahibimize Pınar Gelin'e bırakalım. Yatak odama hoş geldiniz kızlar. Yorumlarınızı alayım. Pek hoş bulamadık bence. Ben hiç hoş bulamadım. Bir teker yani, teker konuşursak yalnız. Neden gelinliğini yaydın diyeceğim ama nevresim takılmış herhalde. Bu yatak örtüsü. Bunu özel yengem kendisi yaptı. Bu da kokaları var. Bir teker teker konuşursak daha iyi olur. Tabii ben de detay vermek istiyorum. Yani anlatıyorum. Bunu yengem kendisi yaptı. Bu şeylerini falan hep el emeği bir şey yani. Kendisi aldı kumaşını. Rengini bu falan sen mi tercih ettin peki böyle? Evet, yengene kumaşı sen mi verdin? Yok, gelinliğinden bir parça vermişsin. Yok, gelinliğimi göreceksin zaten. Bu şekilde değil, daha böyle abartılı, daha taşlı bir şekilde. Gelinliğin kumaşından yeni yapılmış gibi geldi. Böyle sizin zamanınızda, yeni zamanlarda böyle gelinlikler var. Benim zamanımda böyle gelinlikler yoktu. Duva da oradan devam ediyor sanırım perdeden. Bu evet, bu benim seçimim. Yani. Hiç hoş bir seçim olmamış neden bence. Neden bu kadar kısa tercih ettin mesela? Yatak odam çok soğuk olduğu için daha böyle bunlar kısa. Bunlar kaç yılından kalma acaba?
3 sene önce aldım. Ayrıca onları bunlar... o şekilde kullanan ben hiç görmedim. Ben de bu şekilde kullanmışsın. Kimse kullanmadığı için ben kullanıyorum zaten. Anladım genelde. Ama çok yatak garip olmuş. Hoş durmuyor. Olmuş olmasaydı zaten kullanmaz. Bence görmediğim başka şeyler de var bence. Dün benim avizelerime söylemedik laf bırakmadın. Ben bugün senin avizelerini beğendim düştü, ama. Düştü düşecek. Mina'ya diyorum zaten. Avize gerçekten yamuk duruyor. Yani ben ona söyleyecektim sen söylemeseydin. Hadi o neyse ama daha sorunlu bir durum var bence burada. Burada Dalin'in eserini mi görüyoruz? Baya dalgalanma olmuş da kolonda. Müteahhit ben değilim yalnız ama. Olabilir ama. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz 1-1.5 aya çıkıyoruz buraya. Şey, kentsel dönüşüme gidiyor. Kentsel dönüşüm olsa da boya yani. Küçük bir tavan boyası. Boyanıyor ama yukarıda duran insanların suları falan hep eve akıyor. O yüzden oraya bir tamam şey yapalım. Tamam da bunun bir çözümü yok mu çözümü peki? Çözümü sonra yapıyorum. Katılmakta bence. Ben yapıyorum gene akıyor. O zaman bence çözüm bir kalıcı çözümü vardır illa. Belki yani. Sen çok araştırmamışsındır bu şekilde. Pınar'cığım ben tavandan devam ben etmek istiyorum. Ben de tavandan biraz aşağılara inelim çevreye bakalım diyecektim de yani bu kadar yoğun bir tablo mu kullanılmasını tavsiye ederdiniz? Bence sensin ben tanıyamadım ama... da. İyi ki varsın şaşırdım. Ama keşke duvarda olmasaydın. Ben öyle yani tercih duvara ettim. Çünkü olmamış yatak odasına değil de müzeyi geziyormuşum gibi hissettim. Salona da salona kendi fotoğrafımı. Sence yatak odasında böyle boy boy fotoğraflar olmuş mu? Benim yatak odam olduğu için zaten ben kendim nasıl istediğim gibi değil. Ama yatak odasını böleceğim ama gerçekten buradaki tablodakini de sana benzetemedim. Çünkü çok piksel bir fotoğraf yani. Evet o fotoğrafın değil, kalitesi internetten çıkarttığımız için biraz kötü. Yerinde otomuş takmazdım o zaman. Bu her arada, gün uyumadan önce... Lafını kesiyorum ama hani dün Burcu'nun evindeydik. Benim evimle Burcu'nun evi benziyor diyordun da... Ben bir hiçbir alakası yok. Bence de alakası ama evimiz benziyor derken bütün odaları haricinde ben de bir benzerlik bulamadım. Şu salondan bahsettim ben çok zaten. Çok bence arada bayağı fark var. Şey yap, evet. Bayağı fark galiba var. Galiba her gün kendine iyi ki varım diyorsun. Evet, böyle karşıdan. Ben çok seviyorum çünkü. Evet. Bu arada bir kaldırım taşı alsaydım bence keşke. Yatak odanın kapını tutturmak için. Daha bayağı bir taş koymuşsun oraya ama bilemedim. Olmuş mu dediğim gibi tam bir müze. Kapı tutacağı için yanımda bir anlam verebildi mi? Orada bir detay daha görüyorum ben. Ben hiç anlam veremedim. Ayrıca. Ne için kullanılıyor hiç bilmiyorum. Ak var mı o? Bir bitki. Teteryum. Evet. Teteryum evet. Cansu akvaryum dedin ama ben içinde balığa benzer bir canlı göremiyorum. Sen de yakından bir bak istersen. Bak bakalım. Ben onu bir göstereyim. Ben de onu bir yakından görmek isterim. Bunun yatak odasında ben... anlamını çok çözemedim dakika, ya. Belki balık da olabilir yani. Çünkü yatak odasında her şey var. Belki bir balık da olabilir. Biraz balık daha bakalım. Ben daha çok sürpriz var. Çok bir yazacağım. Evet. Daha balık göremedim ama gibi yani hiç alakası olmayan yani böyle bu bir sürpriz. Sence yatak odasına olmuş mu? Olmuş. Olmuş mu? Evet olmuş. Tablolar. Burası müze. Bak orada da detaylar var. Bence burası biraz müze yatak odasından sana çok karışık. Yani bir nevi salonda görseydik belki anlam ifade edebilirdi. Şöyle yatak odasına yakıştırmam. Belki bakma hiç yakışmazdı bence ama yine de ben sizin gözünüzün önünden alayım bunu bir an önce. Bu benim tercihim. Ben bir de makyaj masasının üstündeki o aynı fırça setini hiç beğenmedim. Onunla saçlarını mı tarıyorsun? Ne yapıyorsun öyle kullanmadığın şeyleri, eskiden kalma şeyleri? Yanındaki de çok modern canım durmuş. Canım o yalnız saç tarama fırçası değil de işte sonu alabilir miyim ben? Arkadaşım şöyle yardımcı olayım. Şu anda ama yani bununla saç taranmaz görüyorsunuz. İstiyorsan sen de deneyelim ama. Evet taranmaz işte. Neden orada duruyor mesela? Bu şekilde bu yatağını mı temizliyorsun yatak bununla? Yatak temizleme. Gerçekten yatak mi? Yatak temizleme. Evet. Temizliyor mu? Gerçekten deneyeceğim. Bunu deneyebilir miyim? Böyle kullan. Kullandığından emin misin yoksa ben sen mi böyle tercih ettin? Bence hiç, ama hiç kullanılmamış gibi bana benziyor. Evinde yani kedi mi var? Kedi tüyü mü temizliyorsun? Yok, ne temizliyorsun tüyü tam olarak? Temizlemiyorum. Şöyle geri vereyim. Amaç ne peki yani? Amaç amaçsız. Yani amaç. Kullanılmayan en azından işte bir kılları var. Dokundunuz mu buna bilmiyorum ama. Bence işlevi yok kullanılmayan bir şeyi neden sergiliyorsun? Onu ben anlayamadım. Ben kullanıyorum dediğim gibi. Görsel olarak kullanmak i̇şte denedik ama kullanılmıyor. Görsel olarak da kullanıyorum. Ama olarak yanındaki da kullanıyorum. Çok modern kalmış. Bu çok antika kalmış bence. Bu çeyizimden olduğu için orada sergilemek istedim. O zaman birinden istedim. Birini tercih etsem bence daha hoş dururdu. Oradaki mesela siyah rafın orada işi ne? Amaç... Bir de metal mutfak neden? Rafı. Neden? Öncelikle yani. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu parfümlerimi koyduğum yoktu. Onlara parfümlerimi koyuyordum. Ondan sonra onu oraya alınca da onu orada bırakmak istedim. Ama bırakmışsın da sence olmuş mu? Buradan bir bak. Genel olarak çok zaten oraya da bir şeyler kullanıyordum. Burada antika var. Burada modern var. Burada mutfak burası rafı var. Burası karışık bir oda. Karışık. Her şeyi görebilirsiniz. Evet. Çünkü burası yatak odası kabul değil. Kabul etmeniz güzel bir şey. Yorgun evet, uyanıyorsunuzdur burada bence yani. Kabul çok yoruluyorum ama. Çok adaletli olacağız o zaman. Kalkıyorum, gidiyorum. İşte yoruldum. Kendime yani. İyi ki varım diyorum. Sonra güne başlıyorum. Başlıyorum. Önce su içerek başlayalım bence. Tabii ki. Tabii kendimizi de sevelim ama su içmek daha iyi olur su bence. Su içmek de önemli. Kendimizi su içerek güne başlayalım. Bu puf sence bu odaya olmuş mu? Olmuş. Renk uyumu desen yok.
Gri ne kadar ne oya ne ama kırmızı mı koyman beyaz. Gerekiyor? Bunun siyah beyaz, gri normal. Mobilyanın bir parçası mı? Yok, mobilyanın bir parçası. Hani mobilyanın bir parçası olsa, beyaz deri olsa bir tık uyabilirdi ama bu asla. Mobilyanın parçası olmadığını söyledim ya, sonradan geldim ben oraya koydum onu. İşte koymasaydın. Ömer'cim, yatak oda takımını sen kendin mi seçtin? Kendim seçtim. Ne kadar aceleye mi geldi peki? Yok, aceleye gelmedi. 3 sene önce aldım zaten ben bunları. Ama 3 sene önceye göre bence kulplar çok yine antika kalmış. Burası mesela deri, bunun temizliği de çok zor olur bence. Evet. Temizliği zor olur diye düşünüyorum. Ben yatak odasının fiyatını sordum ama hala bir cevap alamadım. Arkadaşlar suratla cevap vereceğim. 3,5. 3500 aldım. 3500 TL. Bayağı ucuz aldım. Avizeni kaç aldın onu da fiyatını merak ettim. Avize hediye geldi. 7? Hediye. Hediye olarak anladım. Geldi. Ama oradan... Keşke kullanmasaydın. Hiç uymamış odan aldılar acaba. Evet, evimi görmeden hediye aldılar. Ben de çok uyduğunu düşünüyorum. Çünkü dolaplarında gördüğünüz gibi... Bence o anca balkona gider. Susarsan cevap vereceğim. Böyle siyahlı beyazlı. Buraya susmaya gelmedik. Susmaya gelmedik. Ben cevap veriyorum. Neyi eleştiriyoruz şu an? Tamam, ama ben cevap verirken benim sözümü bölmeyin. Hmm. Ama ben yorumu yapayım. Aslında ben yorumu yapıyordum. Dinlemen gerekiyordu. Tamam, avize dedin. Avizeye geliyorum şu anda. Avize buraya uymamış. Balkon avizesi bence. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, siyah beyaz gördüğün gibi halılarım da siyah. Ama burada gibi. Ben artık böyle bir hipnoz oldum beyaz. Yani. Burada çizgiler. Çizgi, kızlar sizin de başınız dönmedi mi ya? Hiçbirine mi? Halıyı söylemiyorum bile. Halıya bakar mısın? O da karmaşık. Yolluk, mermer desenli bu odaya hiç alakası yok. Bu odaya yolluğun boyutu bir kere çok büyük. Zaten o da aşırı bir geniş bir oda değil. Ayrıca ilk girdiğimde avizedeki zebra deseninden dolayı zebraları sevdiğini düşünmüştüm. Hayvanlar sonra hediye severim. Dedin, o yüzden bir şey diyemiyorum. Hediye, evet. Bu halıları zaten hiç beğenmedim. Çok kötü deseni. Halılarla perdenin fiyatı ne bu? Halılar 500 lira ikisi. Perdelerin fiyatı da 500, evet. 3 yıl önceki fiyatlarla 500 TL'yi bence çok pahalı almışsın. Dün benim her şeyim çok pahalı bulundu. Ama yani bence de ben pahalı. 500 lira bu halıya değil yani, hiçbir şeye vermem bu odada. 500 liraydı benim için, uygundu gayet de yani, yeterliydi. Yani 3 sene önce ne kadar olabilirdi? 50 lira falan mıydı halılar yani, anlayamadım. 250 daha 500 lira. Evet. Yani. Bana da fazla geldi. Yatak odasını hiç beğenmedim. Bence çok eski bir modeldi. Hatta kendisine bunu kendisinin mi seçtiğini sordum. O da evet dedi. Tekrardan bir şaşırdım. Beklemiyordum böyle bir yatak odası. İşte Pınar Gelin'in hayli iddialı olduğu çeyizi. Çeyizde ilk dikkat çeken parça amigurumi inek. Köpek ve bebek şeklindeki sevimli banyo lifleri, çiçeklerle bezenmiş kurdele işi havlular ve kaneviçe nakışıyla göz alan etamin seccade çeyizin el emeği parçaları. 2,5 yıllık evli gelinimiz Pınar'ın çeyizini serdik hanımlar. Yalnız 2,5 yılda bir şey kullanmadın mı, vermedin mi, dağıtmadın mı, yoksa 2,5 yılda ekledin mi? Şöyle anlatayım, başıma çok talihsiz bir olay geldi. Aslında çalındı benim çeyizlerim. Çalındı mı? Evet, bu çalınmış yarısı. Ne diyorsun Pınar? Evet, aa, bu nasıl çalındı? Bize bir tadilata soktuğumuz zaman artık tesisatçımız mı geldi, kim geldiyse yarısını almış. Ne zaman ya oldu bu? Bir sene önce falan. Şaka yapıyorsun evet. Ya. Sadece çeyizlerini mi aldılar? Çeyizlerimden bu parçaları bırakmışlar. Buradan seslen lütfen. Lütfen. Buradan hırsıza seslen. Yani, kim aldıysa yetirsin gerçekten. Neler gitti, gözünün nuru kim bilir. Evet, annemin yaptığı çocuklara kıyafetleri gitti. Ay, niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Bu çeyiz bu ya. Günahtır. Evet. Yazıktır. Bulamadınız ha? Bulamadık. Kimin aldığı da belli olmadığı için bir şey yapamadı, yani. Bir şey de diyemediniz. Sadece bunları bırakmış. İşte eve aldığımız insanlara çok dikkat etmemiz lazım. Ki başkaları da zan altında kalmasın. Kimsenin de günahına girmeyelim. Bir şey söyleyeceğim. Böyle çocuk bebek elbiseleri dolu aşkım. Evet. Çok güzel aslanım. Aslanıza. Miniş miniş. Tatlış çok şirin. Evet, böyle çok patikleri tatlı. De var. Hazır işte her hayatım, şeyi. Hayatım, kim yaptı bunları? Kayınvalidem yaptı onları. Ay, bangır bangır bebek istiyorlar, ben sana söyleyeyim. Ay! Ay, şuna bakar mısınız? Çok bu şirin. Ne? Pomponlu bile var. Ay, pomponlu da yapmışlar. Çok tatlı. Burada da bir şeyler tatlı. Var. Aynı kız sakınlardan var genelde. Evet, hem erkek için hem kız için. Yani belli hani, olmadığı için çok cinsi. Çok şık. Evet, evet, bir de numaralar var burada, bir şeyler yapmışlar. Kendisi ördüğü için işte. 117 numara şişle ördüm diye. Unutmasın diye. Buralarında da bir şeyler merak yapıyor. Eden olursa 117 şiş bu. Evet, çeyiz mağazası. Numaraları bedeller.
bedelli. Bir mağaza evet. Çıkar buradan herhalde çocuklara. Fazlasıyla çıkar. Öyle. Bu kadar çeyizi sığdırıyor musun? Bu da oyuncak. Bakın evet, bunun adını bilen var mı? Ben biliyorum ama önce size sormak istiyorum. Amigurumi. Evet. Çok tatlı şama değil mi? Keşke çocuklar hani böyle oyuncaklarla oynasalar evet. Çoğunlukla. Ne diyorsunuz? Evet. Evet. Ya organik ev yapımı, el yapımı. En güzeli. Doğal değil mi? Hazır ineğe girmişken burada da geri kalan bir hayvanat bahçemiz var. Bunlara evet. Da bir bakalım derim ben. Her hayvanlardan her şey var burada. Şöyle bir koyalım. Bunlarla köpük banyosu yapılır. Köpük banyosu yapılır, süt banyosu yapılır. Evet yapılır. Süt banyosu mu? Evet. Süt banyosu yaptın mı hiç? Süt banyosu yapmadım da hani bunlarla yapılır. Bu liflerle dene bence. Evet. O liflerle süt banyosu enteresan. Böyle elimizi sokuyoruz. Evet. Şöyle bir böyle süt gönderiyoruz. Evet şöyle yüzümüze. Sonra organik organik. Pamuk. Evet. Bütün hayvanlar var. Burada mesela fare evet. Var. Ama. Fare mi? Hiç sevmiyorum fare. Bu da baykuş. En güzelliği ama. Bu da poşetlik. Aa. Annem yaptı. Burada da bir şey var ama bu da poşetlik. Evet burada horoz mu bu? O da horoz. Oo, bak şurada arı var. Burada arı var. Allah Allah. Ben burada çok Uğur böceği. Çok şık bir tepsi görüyorum. Onu bir uzatabilir miyiz? Ya da tel kırma değil mi? Tel kırma. Onu da kayınvalidem yaptı. O da işi sanırım evet. Herhalde. Kendi işi de böyle. Çok güzel detayları var. Şöyle göstereyim herkese. Çok güzel. Çok şirin aslında. Çok tatlı. Bunu bir yerde kullandın mı bayıl peki? Daha önce kullanmadım. Buraya koydum. Çok şıkmış gerçekten. Evet. Ben bunu çok sevdim. Peki çeyizinin en sevdiğin parçası hangisi? İneğim. O benim de favorim oldu. Çok güzel, çok, çok tatlı. Bana bak. Evet, çok güzel. Dertleştik, ne yapıyor bunlar, ne konuşuyor dedim bak, ben. Bak pembe burnu. Çok çok. Peki en favori parçanı göster bize. İneğim. Çakam. Evet. Evet o tabii ki el yapımı çok güzel bir çok şey. Çok uğraştırıcı bir şey. Burada bir şeyler var görelim mi? Oda takım mı o nedir? Bu dantel böyle masanın üstüne. Falan gibisinden. İşte bazılarını çalmışlar, bazılarını bırakmışlar. Allah Allah. Mesela bunun takım gitti. Takım bu kadarı gitti, kaldı. 2-3 tanesi kaldı. Aynen sadece bunlar kaldı. Bak, herhalde çok beğenmiş aslanım çalan kişi. Evet. İlk gözü kalmış. Normalde bu. Erkek mi kadın mı hiç acaba? İşte. Çok tadilatçı gibi. Tesisatçı erkek de herhalde. Evet. Bilememiş takımın devamı burada kaldı. Ziyaret etmek istersen. Aslanım bunlar da çok güzel şey, değil mi? Kurdele eşi bunlar. Evet bunlar da kurdele. Senin hiç alakan yok ya. Ya bu kadar çeyizi mesela sığdırabiliyor musun eve? Sığdırabiliyorum. Gerçekten. Kazanın altına koyuyorum hepsini. Bak benim evim seninkinden daha büyük ama mesela ben yine de bunlarla hiç sığamam herhalde. Valla ben sığabiliyorum. Mesela bunları... Bir kenarda bekletiyor herhalde bunları çünkü zaten kullanılan bir şey. Şöyle herhalde. Mesela... Çoluğuma çocuğuma saklıyorum. Tamam eğer ama al mesela zaman. Bak böyle bir takım al. Çocuğa bir takım. Evet. İki takım. İki patik. İki havlu. İki namazlık al. Yeterli yani kullanmayacağımız şeyleri bu kadar saklamak şu battaniye bilmiyorum tercih ederim. Ama saklıyorsun işte. Saklayabileceğim yerim de var. Bir de çalınmış altında. Sanırım çalınmış, kalanları. Evet. Ya daha bu çok. Yarısı. İlk defa böyle bir vakayla karşılaştık. Evet. Bunlar kullanımı da çok uygun. Şu an günümüzde bak, de kullanıyor aslında. Evet. Çok güzel. Evet, bu ya çok sen güzel. Artık bebek için her şeyini hazırladın aşkım. Fazla sen fazla. Yap bebeği artık şurada bir var. Kendi kim ördü? Kayınvalidem yaptı. Hep. Hiç senin kayınvalidem yaptığın bir parça yok herhalde. Hiç anlamam. Hiç öremem yani. Bu da bebek battaniyesi. Evet. Aslanım gelinde kendi yaptığı bir parçası yokmuş el işine. Bir katkısı bulunmamış. Ama kız çocuk, erkek çocuk her iki çeşitli de her şey hazır. Vallahi çok güzel. Havluları da epeyce fazla değil mi? Evet, evet bunlar burada, da burada. Kurdele. Bunları kullanıyor evet, musun bu arada? Evet kullanıyorum bunları havlu olarak. Evet. Kullanılmış vallahi bu bak. Evet çok güzeller. Yanmış. Aşko evet. Biraz kullanmışsın. Aşko bence biraz dağıt çünkü çok fazla. Bak evet, çok bunlar fazla. Çürür gider. Yok al, hiç dağıtmaya bak, gerek yok. Bu kullanışlı al bak bunu kullanırsın. Hiçbirini sevmiyorum çünkü insanlar benim için yaptığı için ben tamam. Kimse veremiyorum yani. Ben de olsam ben de veremezdim. Elemeyi elemeklerini seçersin. Senin boyun uzunca sen uzanabilirsin. Bunlar etamin mi? Ev sahibi halletti. Etamin. Bunu kim yaptı? Kayınvalidem yaptı. Bunu da annem yaptı. Çok kendisi. Çok güzel. Papatyalıyı da göstersene. Evet şöyle bak bu uzanayım. Çok güzelmiş çok mesela. Çok güzel bir seccade. Evet, nasıl hazır mı yoksa bir yerden mi annem geldi? Yaptı. Annenin. Bunu annem yaptı. Seccadelerimi annem yaptı. Ya ne kadar güzel çok renkler. Güzeller. Canlı canlı görüyor evet. Musunuz? Onu kendi hepsini annem yaptı. Kendi Allah eliyle. Ellerine kollarına sal. Ay ne maharetliler maşallah ablacım ya. Vallahi genelde çeyizimin parçası annem ve kayınvalidem. Senin başka orada kız kardeşin var mıydı? Ablam şöyle atayım mı sana? Olur. İyi yapmış. İki kıza çalıştı o zaman. Evet, çalıştı. Helal daha da çalışmaya olsun. Devam ediyor. Ay helal olsun. Bak, bunu da mı anneniz da... yaptı? Baksana sen. Onu da annem çok yaptı. Güzeller. Evet. Hepsi birbirinden özel parçalar bu evet. Arada. Çok gördüğünüz özel. Şeyler değil. En çok ne kullanıyorsun buradan? En çok havluları kullanıyorum. Evet. İşe gelenler için bu seccadeleri veriyorum namaz kılmaları için.
patikleri. Patikleri kışın biraz burası soğuk oluyor. Sizce bu çeyiz yeterli bir çeyiz mi? Fazla be. Bence fazla bile. Ama çok çalınmış. Güzel. Evet, çalınmış. Çalınma aile. Vakası yaşamış. Evet. Vakayı yaşamasaydın çeyiz... Yani yaşamasa bile... Bile bu kadar fazla. Ben Mine'cim şuradaki havlu, mutfak havlularına bakabilir miyim acaba? Tabii. Şöyle onlar da sanırım elemeyi. Üstleri örgü. Her renkten var bunlarda. Evet. Bunlar da kullanıyorum. Sende de var. Boynundan geçiyor mu onu? Boynuz elimi silmek için hani boynuz olarak değil bu. Bu da debişlere demedim. Önlük şeklinde önlük. Hayatım istersen önlük bak şeklinde. Önlük. Ama mutfak anlamda havlusu. Dedim. Ne mutfak havlusu aynen. Minyatür önlük yapmışlar. Evet. Evet. Masamıza geçelim mi buradan geçelim. Ne dersiniz hanımlar? Geçelim aslanım. Bence masamıza de geçelim. Geçelim. Evet. Acıktık. O zaman masadayız. Pınar Gelin'in sunum masası 12 çeşit ikramdan oluşuyor. İrmik tatlısı, çarşaf böreği, yaprak sarması ve poğaça masadaki lezzetlerden bazıları. Pınar Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Evet, burada bir gül görüyorum galiba. Evet. Tatlıdan değil mi? Bu bir tatlı mı? Evet, tatlı. İrmik tatlısı. İrmik tatlısı. Bisküvi irmik tatlısı. İçinde böyle bisküvi mi var? Evet, kedi altından var. Bisküvi var. Ha evet, bu irmik tatlısını çocukken çok severdim ben. Annem de yapardı, tarçın koyardı üzerine. Bir de meyveli şu an şeftali zamanı ya. Bu irmik pastasının şeftalilisi çok güzel olur. Bilmem bilir evet, misin? Çok evet, çok lezzetli olur. Çok lezzetli olur. Bak çocukluğuma gittim. Evet hanımlar, masayı nasıl bulduk demeden önce sen neler yaptın? Ben poğaçaları ben yaptım, kurabiyeleri ben yaptım, irmik tatlısını ben yaptım, vişne kompostosunu ben yaptım. Ellerine diğerlerini sağlar. Kayınvalidem yaptı. Hı hı. Hep böyle hamur işi mi yiyorsunuz ya? Evet, çok seviyoruz hamur işini. Eyvahlar olsun. Hep hamur. Hamur olduk. Eyvah, hamur olduk böyle. Kendimi şimdiden şişmiş hissediyorum. Valla? Evet. Detoks yaparsın canım bu masadan sonra. Yani, pek fazla yiyeceğimi zannetmiyorum. Fazla kaçırmamak lazım. Bir iki tane tadına bakarsın derim o zaman. Öyle yapalım. Ama sağlıklı lezzetler yiyor. Evet. Değil mi? Hepsi beyaz un değil mi? Evet. Beyaz. Sen de ne yiyeceksin? Siyez undan falan. Ben de gelince sürpriz olsun. Sağlıklı lezzetler hazırlayacağım. Ben de tarafınızı seçeceksiniz. Diyorsun. Evet. Wow. Çok iddialı. Evet. Değil mi? Daha bizim masamızı görmeden iddialı. Göreceğiz hepimiz. Tek göreceğiz. Evet hanımlar, yorumlarınızı alalım. Aslanım iddia dedik en son. Hangisi en iddialı yemeği mesela? Hangisini en çok savunuyor? Çok merak ettim. Ben bütün yaptıklarımı savunuyorum. Tadına bakıp yorum yapabilirsiniz. Ama şu çok güzel oldu diyeceğin ne var? Çünkü hani hepsi birbirine çok benziyor. Şu hamur işlerini çok iyi yaparım. Kaç kilo un kullandın mesela? Buradakilerin hepsi un. Sadece unlu yemekler. Hepsi hamur işi. Bunu yaptım. Bir hamur işi seviliyor genelde. Evet. Çayın yanına hep böyle yapılıyor. Evet. Un olmasaymış demek ki bugün aç kalırmışız. Hangisi? Aslı Hanım. Un olmasaymış aç kalırmışız. Hepsi unla yapılmış. Ya burada tatlımız var, sarmamız sarma var. Sarma hariç hepsi unlu bence. Yani çok farklı bir yemek bir göremedim. Beşiğinin yanında da ama unsuz nasıl yapabilirim yöresel ki? Yöresel hiçbir yemeğiniz yok mu? Yöresel çok merak Sivas'a, ettim. Yöresine ait çarşaf böreği sadece var. Sadece bunu var. Evet. Çarşaf böreği. Ya ben unlu başka dedim diye oradan yürüme Mina. Ama oradan yürüme. Aslı Hanım gözüm sarı sarı burada. Hep poğaçalar, börekler görüyor. Başka şey görüyoruz bunları. Yarın görürsünüz o zaman. Bir iddia. Yani. Kaç salata çeşit. Hani bunun yanında. Aynen. Kesinlikle bir salata evet, güzel olurdu. Neyse. Ben çeşidi de az buldum. Pasta zaten birazcık dağılmış, bayılmış evet. Yani. Pasta böyle aceleye normal. Gelmiş gibi böyle. Sen yok evet. Aslında daha iyiydi ama sıcak olduğu için. Kalıptan mı çıkamadı o? Kalıptan çıkarttım. Ya burası biraz şey olmuş. Sanki muhallebiyi böyle atmışsın da üzerine böyle bir şey serpiştirmişsin hani bitmişsin hani gibi. Hani kalıptan çıkaranı nasıl ne yapabilirim ki başka onu anlayamadım. Kalıp gibi de durmuyor şeklini kalıp tam çözemedim. Kalıp ama gül şeklinde. Hani gül detayı var ya görebiliyor musun oradan? Ama hiç özenli durmuyor. Bence masaya ama sıcaktan dolayı olmamış. Dedim ya. Sıcak. Aslanım ben daha çok iddialı bir yemek beklerdim. Özellikle yöresel olan bir tane çeşidi var. Yani çok merak ettim. Yöresel başka yemeğiniz yok mu? Ya da yapmak mı istemedin? Özellikle yöresel lezzetlere çok dikkat evet. ediyor. İki gündür farkındayız herhalde. Benim evet. sofram neredeyse aslanım hepsi yöresel olacak. Hmm. İddiam yarın konuşturacağım. Hadi bakalım. Gözünüzde gönlünüzde doyacak. Emin olabilirsiniz. Aç gelin kızlar. İnşallah. Doya doya yiyeceksiniz. Hepsine bayılacaksınız. İddiam o derece. Çok net. Ay çok evet. merak ettik değil mi? İnşallah. İstanbul'da olduğum için yani ben pek bir yöresel bir şey canım, yapmadım. Ben de tek başıma hazırlayacağım. Hepsini hazırlayacağım.
yapılmasını hiç bilmiyorum. Ama bu bir bahane bilmiyorum değil bence. Yani. Evet. Araştırabilirdin. Araştırdım ama yani yapabileceğim bir şey bulmadım. Çünkü Erzincan yazınca genelde tulum peyniri. Tulum peyniri mi koysaydım? Evet, yani koyabilirdim. Başka ürünlerden de yapabilirdim. Bence var mı yöresel bir yemeği ya? Hani biraz olsun bitsin. Yok. Ama yapayım Erzincan da gelsin. Erzincan deyince tulum peyniri. Peynir geliyor aklıma. Kızlar yörelerden birazcık masaya geri çağırmak istiyorum hepinizi. Tabii tabak benim takımını nasıl buldunuz? Sanki şu desenleri bana çok kirli gibi gözüküyor. Ben de başta öyle gördüm de. Evet. Simleri galiba. Evet, farklı sim bir renk olduğu için görüntü olarak kirli gibi duruyor. Evet. Ama simlerin renginden farklı. Bana bir şey anımsattı. Kirli değil ama simlerin renklerinden dolayı. Evet. Odasına geri döndürdü seni. Bence evet, gelinliğinden bir parça daha burada. Öyle bir yorum yapmıştı da benden şey düşündüm şu an. Çok demode. Hmm. Evet. Gelinliğin ne devamını burada görebiliriz. Gelinlik evde gelmiş yani. Evet. Zaten sade burada da sadece sade tül mi var yani? Dantel. Sade, evet, dantel. Bu sade mi? Evet, sade. Daha abartılı şeyler de görebiliriz yani. Benim yatak örtünü biri yapmıştı demiştim. Bunda mı o yaptı? Çünkü yok, aynı kumaştan sanki ama. Yok, onu ben kendim aldım. Aynı çok benzer olmuş. Ortadaki runner'la takım anladığım kadarıyla. Bunların hepsi takım. Masa örtüsü. Evet. Tüplanı beğendim. Fiyatı 250 TL. 250 TL. Yemek takımının fiyatı nedir? 3500 TL. Hı hı. Bunlar dahil mi? Söyleyeyim. Bardak, yok, bardaklar dahil değil. Çeyizimden. Çeyizimden. Sen mi kombinledin peki? Evet, ben kombinledim. Gri yani olduğu için uyumlu. Sanki 3 yıl öncesine göre çok fazla demode. Çok demode. Yani peki bu desene neden seçtin? Annesinin çeyizinden kalmış gibi. Yani desen bu olarak bana hediye olarak mesela geldi. Bu bardak takımı bana hediye olarak geldi. Ben de gri olduğu için uyumlamak herhalde istedim. Herhalde kendi evinde kullanmadığı bardakları sana getirdi. Çünkü şuradaki şeyleri falan soyulmuş bayağı. Evet, makinede buradakilerin de soyulmuş. Makinede yıkandığı için soyulması gayet normal. Ama kaç senelik bunlar? 4-5 senelik belki de daha fazla yani. Yani misafir takımı değil mi ama sonuçta günlük kullanmıyorsunuz. Gündelik de kullanıyorum. Ama yani misafir için bence fazla eskimiş bir takım. Yani çünkü hem desen olarak bence çok yine karışık bir desen. Çeyizinden dedim yani o yüzden olabilir mi? Çeyiz yani bu. Aslanım çeyiz, tatlı kaşığını buraya koymuş yanlışlıkla sanırım heyecandan. Bu bildiğin tatlı kaşığı gibi kocaman kalmış. Biraz bardaklarım küçük olduğu için. Küçük. Evet. O hani zaman buna uygun evet, küçük ekstra boyutta kaşık alabilirdim ben. Evet. Ama boyut uydurabilirdim. Şu takımına kadar. Ama çok büyük. Baksana. Şey yarısına ki kadar sığıyor, yarısı dışarıda. Evet. Çay bardağım biraz küçük evet. Ay çok minnak değil mi çay minicik bardağı? Tam çok böyle minik. Çay tiryakilerinin sevdiği bardaklar evet, bunlar. Evet. Çay kaşığını büyük buldun bunun içerisine. Zaten şeker kullanmıyorsun sanırım. Evet yani. Evet, çay kaşığını ben çıkamıyorum sahneden aslanım ve bence çok büyük. İyi rahatlar. Hem şeker kullanabilir diyorsun hem de bir sürü hamur işi var diyorsun. Şeker de kullanmam. Şeker çok az kullanıyorum ama ben sağlıklı besleniyorum demedim. Evet. Ama çok hamur var diyorsun. Hamur yer. Ama hamur işinden ibaret. Mesela ben hamur yiyorum ama şeker kullanmıyorum. Olabilir. Şimdi bunu yarıştırmamızın anlamı yok bence. Sen dedin ya hep sarı yöresel sarı görüyorum. Yöresel hiçbir şey yok çünkü canım. Yöresel hepsinin, bilmiyorum çünkü. Hepsinin hani bilmiyorum. Tarifinin üçte biri neredeyse aynı. Evet aynı. Bir iki farklı aslanın evet, neredeyse tamam, aynı sen var. Sen kendi gününde yaparsın o zaman. Şey yoksa yapmış ya bir hamurdan işte demek ki ne güzel bir şeyler yapılabileceğini de göstermiş. İyi ama tarafından bakalım onlar. Ben şey yapmış ya tek bir hamur mayalamış. Evet. Sadece farklı aynı şekil olsun var. Tek bir hamur olmuş mayalamadım canım bunu ben yaptım. Hani evet, hepsinin hamuru farklı olduğunu farklı biliyorsunuz mı ya evet. Mesela poğaçanın hamuru daha yumuşak peki oluyor. Peki şeyin açmanın? Onları kayınvalidem yaptı. Kayınvalide yaptı. Evet. Şu peki nedir? Şu elimle da, alacağım. Börek gibi içinde peynir. Evet. Küçük. Evet, poğaça. Hı hı. Bu da oklavayla açılıyor galiba. Evet. Pınar'cığım haberleşmediniz mi kayınvalidenle? Ben çok merak ettim. Yani birbirinizden habersiz yaparsanız ancak bu kadar birbirine yo, benzer söyledim çeşit çıkar. Ben söyledim bunları yapmasını. O ha da yaptı. Bu ben bir föyü sen mi yaptın? Yok, sadece poğaçayı, kurabiyeyi, buradaki kurabiyeyi, hı, bir de bu tatlıyı milföyü yaptım. Milföyü kim yaptı? Onu da kayınvalidem yaptı. Kayınvaliden bu yaptı. Bu kadar içinde ne var? Sanki bir şeyler dolu. Bohça gibi bir şekilde yemiş ama. Kıymalı patatesli. Hmm. Bu kadar hamuru yersek gitgide buradan az böyle az yersin canım şişe onun tadına bakarsın. Yani hepsini yedemiyoruz zaten. Hamur olmamak için bence biraz dikkat edelim. Yani tamam hepsini yemezsin o zaman. Evet hepsini yemem zaten de. Azıcık tadına bakarım. Ben konuşabilir miyim? Çok konuştum. Birazcık müsaade konuş hayatım. Kim müsaade susmuyorsun etmiyor? Susmuyorsun ki canım ben konuşayım. Ben susmuyorum. Evet. Sen konuşmuyorsun. Tamam, az ye. Bence sen misin konuş. Bir de sesin ben gelmiyor. Biraz daha tatlım seni dinliyorum. Ben kompostlanıyorum yapacağım. El emeği olduğu için çok teşekkür ederim ama bari bunların takımının hani bir sürahisi yok muydu? Ona doldursaydım böyle pembe kapaklı. Bu daha çok günlük bir sürahiye benzettim. Evet bunun sürahisi vardı ama onun içi dolu olduğu için onu gözümden kaçmıştı. Öyle mi? Ne vardı onun içinde? Şey yapmıştım. Milkshake.
Ha, anladım. Ya hiç hoş bir görüntü olmamış. Keşke bunu milkshake'te kullansaydın da onu evet, burada takım aynen. olarak görseydin. Sonuçta misafir yani, geliyor yani. Seti malzemelerini yapmak için Süray'dan da şey daha yapıyorum. Rahat. Daha rahat kullanamazdım. Kızlar çok konuştuk. Benim karnım acıktı. Ben birazcık tadına bakıp biraz da onun tadını eleştirmek fazla istiyorum. Fazla kaçırma. Ne? Bakabilirsin. Bence bak. Aslanım şu. Canım. Çok iddia ettiği bence. Bundan evet, önce bir hepimiz tadalım. Öncelikle size bakayım. Şu şey çörek otludan deneyebilirim mesela. Senin yaptıklarını denemek daha çok isterim. Suploları kim hazırladı? Almayayım. Çok teşekkür ederim. Suplolarımı kayınvalidem ördü kendi eliyle. Öyle mi? Hemen göstermek istiyorum. Başka ne istersin? Yine evet. karmaşık olmuş. Çünkü o örme elemeyi bir şey. Evet yani manevi değeri olabilir ama bir masa kuruyorsan bence bir tek düze olmalı. Karışık. Burada dantel detayı var. Burada inci evet. detayı var. Burası zaten karışık ve yani bunlar bayağı bir solmuş bence. Ben renkleri de hiç birbirine yakıştırmadım. Aslında örme güzel olmamış. Bir topla. Çokla. Yemekler yapılmış ama genelde zaten suplu olur. Takımla yakıştıramam. Olur da bu yani sence bu örme olur mu yani? Olmuş, hepsini... olmuş. Ben beğenmişim ki koymuşum. Beğenmeseydim koymazdım yani. Yine karışık. Sen karışık ben seviyorsun. Ben karışık bir insan olduğum için sen ortaya karışık seviyorsun. Ortaya karışık. Ben evet biraz orada. Otantik bir sofra o zaman tercih evet, ettim. Otantik. Takım bence. Evet, yani otantik. Suplayla yakışacak. Kızlar evet, tadına bakarsanız lezzetine tadına bakın. Bence de. Bakalım bari. İster tamam, misiniz kaçırsan. Şuradan yardımcı olayım? Sen bir şey söylüyordun. Ben çatal kaşığın uyumunu söyleyecektim. Hı. Mesela benimki... Çatal kaşık. Benim şey çatalla bıçağı, kaşıkla bıçağım bu tarafta, çatalım bu tarafta. Onun ikisi de iç içeydi. Yani her birini farklı dizmişsin. Pek önem vermemişsin gibi geldi bana. Çok heyecanlandım. Biraz da ona geldi. Bir de ikinci gün olunca böyle oluyor. Anladım. Orada bir farklılık olmuş olabilir. Kompostonun tadına bakın isterseniz. Doldurayım el istiyorsanız. İçerisinde şeker var mı? Var. Var mı? Evet. Doğal mı yoksa? Normal şeker, beyaz şeker. Doğal şekere gidip de ne yapayım? Tarladan mı getireyim? Tarladan getirmene gerek yok. Sağlıklı bir şeyler de yapabilirdin yani. Ben sağlıklı beslenmiyorum canım ya. Tamam o zaman. Herkesin kendi tercihi. Devam. Sen peki ne koyuyorsun böyle şeylerin içerisine? İçerisinde meyve varsa zaten meyvenin kendi şekeri oluyor. Hani vişne biraz ekşi ama. Şekeri de az yok. Neyecek kadar azdır ya. Mesela agave mi kullanıyorsun? Ne kullanıyorsun? Çok nadiren öyle şuruplar kullanıyorum. Genelde doğal teşekkür tercih ederim. Ediyorum. Zaten meyve koyunca daha fresh oluyor. Nane atabiliyorum nane yaprağı içerisine. Gayet güzel oluyor bence denemenizi tavsiye ederim. Evet, sen de deneriz o zaman. Evet. Harika olur. Bir ekmeği eksikti sofrada. Yani sanki ekmek yemeye gelmişiz, kahvaltıda poğaça yemeye gelmişiz. Kesinlikle bir davet sofrasına yaraşır bir sofra değildi. İddiası sıfırdı. Kusura bakmasın, çok dikkat etmeliydi. Şu mermer sunumluklar çok trend son zamanda. Ne kadar evet. bunların fiyatları bir tane? 3 tanesini 300 liraya aldım. Aa, 3 tanesi 300 TL. Evet. Yani 100 liraya geliyor. Daha yeni aldım evet. Hayret küçüklerin daha ucuz olması gerekmiyor mu mesela? Hani büyük 100 ise şunlar 75-75 olsun. Takım olarak satılıyor sanırım. Takım olarak satılıyor. Fiyatı uygun bence aslanım. Bunlar evet, çünkü mantıklı. Pahalı satılıyor. Yeni aldı zaten. Fiyatları iyi. Aa, mermer gerçek bence. Gerçek mermerse çok iyi. Bize evet. de söyle biz alalım. Beğendin mi? Söyledim. Şu ortadaki tabakları bunlarla alakalı bulamadım. Onlar takımdan ayrı herhalde. Takımdan ayrı. O da beyaz olsun diye öyle ortaya koymak istedim. Evet. Onların fiyatı nedir? Onlar da ayrı ayrı mı? Bunlar tek tek fiyatlı. Toplamda 200 lira onlarda. Evet. Yani en azından arkadaşınız farkındaysanız dikkat etmiş. Cam kap kullanmamış o fırına giren. Ben de onu diyeceğim. Beyaz yemek takımına hani ortadaki sunumlukları da beyaz tercih etmeye beyaz çalışmış. Evet. Ve iki tane de cam var ve diğerleri de mermer. Sizce sunumluklar uygun mudur hanımlar? Bence uygun. Ben de buldum. Renk olarak. Tek başına konuda kaldı öyle bir durumda. Yapmayayım. Burada da burada cam da var. Cam. Orada da cam var. Evet. Orada da bir tane cam var. Bence hepsi beyaz devam ettiyse birbiriyle uyumlu aynı olmasını tercih ederim. Bu şekilde beyaz bulamadım yani. Elimde yoktu. Ben de bunu koymak istedim. Evet elimde yoksa böyle bir şeyim varsa evet. bence iyi değerlendirmişsin. Biraz daha yüksek. Afiyet olsun hanımlar. Afiyet olsun. Elimizin düğününü izlemeye geçelim. Geçelim. Evet, teşekkür geçelim. Ederiz. Pınar'cığım tekrar ellerine sağlık bir tane. Ziya ile nerede, ne zaman tanıştın? Ziya ile çalıştığım bir kafede. Müşterim de o şekilde. Sen evet. bir kafede çalışıyordun. Kafede çalışıyordum. Oraya müşteri olarak giriyordum. Garsonluk yapıyordum. Aha, o müşteri olarak, gidiyordum. Beni görmüş, beğenmiş. Sen onu beğendin mi gördün? İlk başta hiç beğenmedim. Açıkça söylemek gerekirse. Hiç konuşmadım bile. Konuşmaya başladığımızın üçüncü günü bana evlenme teklif etti. Üçüncü günü? Evet. Dedi ki ben dedi seninle evleneceğim dedi. Ben dedim ki ben evlenmeyeceğim.
Ne kadar seni peki restorana gelip gitmiş, takip etmiş? 6 ay. 6 ay. Sen farkında değil miydin? Hiç farkında değildim. Öyle bir yani müşterilere odaklandığım için, işime odaklandığım için hiç fark etmedim onu. Ha. İşte konuşmaya başladığımızdan sonra da 3. gün bana evlenme teklif etti. Ben de kabul etmedim. Aha, aferin. Ben ümse dedim evlenmeyeceğim. Ben evlenmeyi düşünmüyordum. Hmm, olabilir. İşte büyük konuştum. Peki kaçıncı ayında ya da kaçıncı gününde? Kaçıncı günümde? Yani toplam evliliğimiz, sevgililiğimiz falan 1 sene. 1 sene. Evet. Peki evliliğe ne zaman karar verdin? Haziran ayında konuşmaya başladık. Ocak ayında evlendik. Oo, yine çok, çok hızlı. Çok hızlı. Nasıl geldi evlilik teklifi? Evlilik teklifi işte ilk dediğim gibi 3. gün teklif etti. Ben de seninle evleneceğim. Ben onu kabul etmedim. Onun dışında beni bir restoranta götürdü. Heh. Orada teklif etti. İşte benimle evlenir misin? Yine kabul etmedim. Oo. Ondan sonra böyle tekne gibi bir şey kiraladı. Orada etti. Yine kabul etmedim. Ondan sonra da arabanın torpidosuna koydu. Al dedi artık şu tak yüzüğü dedi. Yeter dedi artık. Bunu da aldın alamadın vazgeçeceğim demiş olabilir mi? Gibi. Ondan sonra o şekilde taktım yüzüğü. Niye kabul etmemiş ben merak ettim. Evlenmeyi hiç düşünmüyordum. O da çok ısrar etti. Yani evlenelim. Ben tamam artık dedim. Yeter artık bir sus evleneceğim mi dedim. Sus evleneceğim dedim öyle evlendim. Evleneyim de sussun artık. O şekilde oldu. Ne güzel. Güzel ama yani eşinin bu kadar arzu etmesi, seninle bir yuva kurmayı istemesi. Çünkü genellikle hani kadınlar istiyor da beyler işte ya acele etme. Hani kadınlar çok meraklı izlenimi var. Yani erkekler öyle sanıyor. Maalesef. Gördüğünüz evet. gibi değil. Evet değil. Değil. Hiç değil. Kesinlikle. Çok güzel bir örnek oldu. Hoşuma gitti. Evet. Ziya aferin. Sonra? O şekilde gelişti. O şekilde gelişti baba. Kız o sonra anlatsana nasıl geldiler, istediler, babam verdi mi, annem verdi mi, olay ne oldu, yüzük takıldı mı, tuzlu kahve yapıldı mı falan filan falan falan ne oldu merak ediyoruz biz bunları. Evet. Ben tanışır tanışmaz anneme söyledim zaten, dedim böyle dedim bir birisi var dedim, benim dedim evlenmek istiyormuş, sen dedim bir gör, onaylar mısın onaylamaz mısın dedim. Onayladı mı? Ertesi gün görüştük işte bir kafede oturduk, ondan sonra işte annemle konuştuktan sonra da annem de gidip direkt babama söyledi. Ay sanki şikayet etti gibi. Ne dedi? Ay kızın bir çocukla mı görüşüyor dedi. Aynen öyle o şekilde söyledi. İşte babam ilk başta tepki gösterdi. Olmaz falan filan dedi. Ondan sonra annem bir şekilde halletti. Adetten midir bu? Ya babam başta genelde, tepki göstermeleri. Babalar genelde böyle. Kızlarını vermek istemiyor. Ablam da aynı şekilde muhabbet olmuştu. Anneler de oluyor canım öyle. Annem hiç öyle demedi işte. Tanışır tanışmaz babama söyledi. Yani annem beğendi mi damadı? Beğendi. Ha, güzel. Çok güzel. Nasıl anlaşıyorlar mı? Anlaşıyorlar. İyi çok şükür. Sonra baba ne kadar direndi? Bir hafta falan direnebildi anneme. İsteme ne zaman oldu? Yani Haziran'da. Ne kadar sonrasında? Bir ay sonra falan Ağustos'ta. Çok hızlı gelişti. Çok hızlı gelişti. Evet hızlı olmuş birazcık. Bir de hızlı olmuş. Üçüncü gününde evlenme teklifi etmiş. Maşallah. Bayağı hızlı. Evet peki kına gecen oldu, nişanın oldu. Kına gecem oldu, şu şekilde oldu. Ben pandemide evlendim. Bir yer tutamadım, düğünüm olmadı, nişanım olmadı. Peki nişan olmadı, sadece söz. Evet bir tuzlu kahve. Tuzlu kahve. O şekilde oldu. Tamam. Kınayı da evde yaptık. Ha, kendi aranızda. Kendi aramızda yaptık. Evet. Yani. Nikah fotoğraflarımız. Sen de pandemiye denk gelen gelinlerdensin. Evet. Kahveye tuz atmış mı tuzlu kahvede direkt ama? Tuzlu kahveye tuz attım, pul biber attım. Oo, karıştıranlardansın. Yazık. Her şeyi attım. Orada bir de mide ameliyatı var eşimde. Oo, niye böyle bir şey yaptın? İyi çocuk iyi mi? İyi. Tamam. Yaşıyor. Çok şükür. Kahveyi de karıştırmışsın. Bu kına yakılıyor. Evet. Evdesin. Kına. Evdeyiz. Arkada az kişi var belli. Evet. Kendi akrabalarım var. Hı-hı. Ne giydin peki evde yaptığın kınada? Yani kaç kıyafet? Saten. Bir tane. Kırmızı elbise giydim. Kırmızı elbise giydim. Ne kadar yakışmış senin fiyatı? Arkadaşımın elbisesiydi. Aa, o bana ödünç verdi. Ne işte, güzel. Malzeme falan hiç almadım zaten. Fikir. Masraf yapmadınız. Hiç. Kınamı da arkadaşlarım verdi işte. Duvağımı, eldivenimi, peki, kıyafetimi. Peki bunun sebebi pandemi miydi? Pandemi. Sen mi öyle tercih ettin? Pandemi. Pandemi olmasaydı çok farklı. Çok farklı da hayallerim. Ay canım benim ya. Peki kına gecende özel bir şey yapıldı mı? Yok yapamadı. Zaten ben istemiyordum işte. İçime sinmemişti evde olmayı. Zorladılar yani annemler hani kınasız olmaz, kınasız olmaz dediler. Doğru. O şekilde zaten düğünden işte nikahımdan bir gün önce, iki gün önce yapıldı. İstemiyordum eskiden yani. Hep evde yapılırmış değil evet, mi? Evet çok daha keyifli bence. Güzel bir anı olmuş sadece bence. Sadece hanımlar arasında, evet. Çok yakınlar arasında. En azından yapmış, yapmasa bence biraz üzülebilirdi. Yani. Bence de. Peki düğün ertesi gün mü oldu? Düğün cuma günü oldu, bu çarşamba günü oldu. Evet. Arada iki düğün gün oldu var. Düğün oldu mu yani? Kına gecende eğlendi düğün olmadı, mi? Nikah oldu. Nikah yaptınız. Evet nikah yaptım. Bu fotoğraflar nerede çekildi? Şeyde çekildi dış çekimimiz. Ayrıca fotoğraf çekimine mi? Dış çekimine gittik nikahtan sonra. Fotoğraf çekimi ne kadardı?
Fotoğraf çekimi toplam 1,5'tu. Klip var mıydı daha? Klip de var. 1500 TL. Gayet yani. Uygun. Sen ya. Gayet uygun uyguna yapmışsın her şeyi. Her şeyi çok uyguna yaptın. Gelinliği çok yakışmamış mı? Evet çok, çok güzel yakışmışsın. Almış. Ama bana fazla kabarık geldi. Rahat edebildin mi hareket Hiç ederken? Hiç rahat edemedim açıkçası ama benim hep hayalimdi böyle çok kabarık gelinlik giymek. İşte prenses model olmak. Onun dışında fiyatını da ben size sormadan söyleyeyim. 1500 TL. Gerçekten mi? Ha kiraladın. Çok uygun fiyatlı bence. Evet. Balayına gittim. Kapadokya'ya. Ah çok güzel. İyi. Çok güzel. Evet bu melek figürlerini oradan, evet, oradan aldım mı? Nasıl geçti ve ne kadar harcadınız? Çok keyifli geçti. Biz her şeyi tur dahilinde aldık. 2500 aldık. Oteli, yemesi, içmesi, gezmesi hepsi içindeydi. Ah şimdi gitmeye kalk. Hiç. Çok iyi. 25 binden aşağı olmaz herhalde. Bir de jacuzzi'li, şömineli odaydı. Oo, çok havalıymış, çok güzelmiş. İçine sindi yani. Evet, bir en çok içmesinden zaten balayım oldu. Siz de çömlek yaptınız mı? Ben yapmadım. Eşin? Eşim de yapmadı. Tur halinde bir sürü kalabalık kişi gitmiş. Bize sıra gelmedi daha doğrusu. Gelmedi. Çok zevklidir. Bir kez denemiştim ben. Ama turla gitmek güzel oluyor mu aslında? Yok turla değil. Ben çömlekten bahsettim. Peki sen turla gittim dedin ya güzel oluyor mu yani? Tek başımıza gitseydik daha iyi olabilirdi. Bence. Tek başımıza gitmiş olsaydık daha iyi olabilirdi ama. Öyle mi? Ama turla da güzel. Tur gezdiriyordur herhalde. Evet daha kafa rahat. Her şey kendi planlı. Eşim turizmci olduğu için. Peki. Eşim de turizmci olduğu için onun için yani turla gitmeye çok istemedim ama o zaman çalışmadı için mecbur turla gittik. Balonla binecektik, ödeyecektik. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bizi gittiğimiz gün güneşliydi. Ondan sonraki gün yağmur yağdı. Sonra da kar yağdı. Plastik kapadık evet. Ya. Onun dışında olmadı. Binemedik. Her mevsim Nasıl? Biraz yaşamışsın evet, gibi olmuş. Bütün mevsimleri evet. Yaşadık. Aynen. Gerçekten öyle. Peki ilişki testini evde denediniz mi hiç? Yani denedik gibi. Sahiden. Nasıldı? İyi ya eşim. Başarılı. Başarılı. Hadi benim ya. Bütün ayrıntılarımı bilir. Sen nasılsın? Ben çok kararsızım. O çok kararlıdır. Ha güzel. O zaman hazırsan Ziya'yı arayalım mı? Arayalım bakalım. Hadi bakalım ilişki testi yapıyoruz. Ara bakalım Ziya'yı. Altınımız da burada. Altında. Şuraya koyuyorum. Hemen bak kanepenin kolunda. Sana çok yakın bir yerde. Açıyorum. İnşallah düzgün bir şekilde açar. Alo. Efendim. Çekimdeyiz şu anda. Aslanıma vereceğim seni. Soru soracak. İnşallah bilirsin. Bilmezsen sıkıntı büyük. Tamam. Veriyorum. Ziya merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi seni sessize alıyorum. Önce soruyu eşine ardından sana yönelteceğim. Ay, tamam. Tamam. Evet, ilk soru geliyor. Hangi olumsuz özellik eşinde daha azdır? A. Cibrilik, B. Savurganlık, C. Yalancılık, D. Korkaklık, E. Acelecilik. Şimdi iki seçenek arasında çok kararsızım ama cimrilik diyeceğim ya, eli çok bonkör. Öyle mi? Evet. Peki, bir de soralım bakalım eşin ne cevap verecek. Evet Ziya, ilk soru geliyor. Evet, dinliyorum. Hangi olumsuz özellik sende daha azdır? A. Cimrilik, B. Savurganlık, C. Yalancılık, D. Korkaklık, E. Acelecilik. Daha azdır dediniz değil mi? Daha azdır, evet evet. Cimrilik. Oo, bravo, alkış, alkış. Çok oldum ben. Ama çok böyle para harcamayı, gezmeyi, tozmayı çok sevdiği için hiç cimriliği yok bakalım, yani. Bakalım devam edelim. Ben ona göre daha çok cimriliyim. Hadi bakalım devam zaten. Ediyoruz. Çok iyi gidiyorsun damat. İyi başladın yani. Hadi bakalım. Evet. Kayınvaliden çorba içerken her seferinde diye ses çıkarıyor. Ve sen bu sese deli oluyorsun. Ne yaparsın? Gerçekten de deli olurum. Aa, kendime hakim olamayıp ters ters yüzüne bakarım. B. Eşime annesini uyarmasını söylerim. C. Bir daha kayınvalidem geldiğinde çorba yapma. Bu kadar C. Yani şimdi ayıp olur bir şey yapsam, söylesem. Evet, kayınvalidem olduğu için. Eşime söylerim, o gerekeni yapar diye düşünüyorum. Eşine söylersin. Peki, yani B. Hadi bakalım. Ziya. Evet, şimdi senin sizi. Annen çorba içerken her seferinde diye ses çıkarıyor. Ve sen bu sese ve hanımın bu sese deli oluyor. Evet. Acaba eşin Pınar ne yapar? A. Kendine hakim olamayıp
ters ters annenin yüzüne bakar. B. Saygısı yapmaz. B. Sana annesini, yani sana anneni uyarmanı söyler. C. Bir daha kayınvalidem geldiğinde çorba yapmam der. Bana uyarmamı söyler ya diye tahmin ediyorum. Aferin dedi. Aferin sana. Bravo Ziya. Direkt yine bildim maşallah. Evet, birbirlerini iyi tanıyorlar evet, demek ki. Evet, ne güzel. Evet. Kayınvalidenin gizli gizli eşini çekip seni kötülediğini duysan ne yaparsın? Şık yok. Şık yok. Yok. Ne yaparsın? Gizli gizli Ziya'ya böyle seni fitniyor, kötülüyor. Ve sen bunu duydun. Ne yaparsın? Sinirlenirim ya. Hmm. Onu uyarmasını söyleyeyim hani bu şekilde davranmamasına. Annenle konuş mu dersin? Ne yapmaya annenle çalışıyorsun? Evet. Sinirlenir misin? Evet sinirlenirim. Peki. Ziya. Efendim? Senin annen, yani annen, efendim izliyorsanız kusura bakmayın sorular böyle. Şimdi annenin adı neydi? Şerife. Şerife Hanımcığım sorular böyle sakın üstünüze alınmayın, size alakası yok. Şimdi annen Şerife Hanım seni çekiyor gizli gizli. Pınar'ı kötülüyor ve Pınar bunu duydu. Ne yapar? Yani çok kızar ama yani çok da büyük tepki göstermez. Bana söyler yani. Yani anneme bir şey demez. Bana söyler yani. Derdini sıkıntı sana bana söyler. Yani. Vallahi bildi. Maşallah. Maşallah. Evet iyi gidiyorsunuz ya. Helal olsun. Hadi bakalım. Şimdi hamile olduğunu öğrendin Pınar'cığım. İnşallah Allah gönlünü muradını versin. Eşine nasıl haber verirsin? A. Telefon açar direkt söylerim. B. Akşama özel hazırlayıp sürpriz yaparak açıklarım. C. Doktora kontrole gittiğimde hastanede öğrenmesini sağlarım. D. Eşimin ailesi kendi ailemi çağırır. Herkes bir arada öğrensin isterim. Eşime yemek hazırlarım. Hı. Orada söylerim. Peki. Şimdi Ziya. Efendim? Pınar hamile olduğunu öğrendi. Sana nasıl haber verir? A. Telefon açar direkt söyler. B. Akşam özel sana yemek hazırlar. Sürpriz yaparak açıklar. C. Doktor kontrolüne gittiğinde hastanede öğrenmeni sağlar. D. Aileyi, senin tarafı da, efendim kendi ailesinde herkesi davet eder, hepinizin bir arada öğrenmesini ister. Yemek hazırlayıp sürpriz yapar diye düşünüyorum. Sana mı? Evet. Bravo. Bildi vallahi. Bildin. Devam ediyoruz. Anam biliyor çocuk. Devam edelim. Devam edelim. Ay seni iyi tanıyor. Çok iyi tanıyor. Maşallah bak bak. Evet bayağı tanıyor. Evet devam ediyorum. Kayınvaliden evde misafir ağırlayacak kendisi. Senin marifetli olmadığını düşünüyor ve komşusundan yardım istiyor. Senin buna tepkin ne olur? Kayınvalideme bir şey söylemem, tepkisiz kalırım ama çok sinirlenirim. Hadi ya, sinirlenirsin. Ay niye sinirleniyorsun ki ya, ne yapalım? Sinirlenirim. Sinirli ama bir sen de ne sinirlisin ya. Toz bezleri havalarda uçuştu zaten. Anladım. Ama bak sen çok uçlarda yaşıyorsun. Bir sinirleniyorsun, bir ağlıyorsun. Bir gülüyorum. Sıkıntılı vallahi. Hadi bir gülüyorsun evet bak kendisi. Ben demedim o dedi. İtiraf. İtiraf. Ziya, şimdi senin annen evde misafir ağırlayacak. Senin hanımın Pınar'ın marifetli olmadığını düşünüyor. Komşusundan yardım istiyor. Pınar'ın buna tepkisi ne olur? Yani kırılır ama çok tepki göstermez yani. Sizce bildi mi? Yüksek oranla bildi. Bildi. Evet. Bence tam bildi. Alkış. Devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Evet canım bitmiyor. Devam. Kaç soru kaldı? Az kaldı, az kaldı. Bitince ben de size bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii olur. Tamam. Bu formata ters ama neyse sana bir güzellik yaparız. Hadi bakalım. Rica ederim. Kim daha çok lükse düşkün? Sen mi kocan mı? Eşim daha çok düşkün. Hmm. Ben daha çok ucuz şeyleri almayı evet, daha çok anladık biz onu. Ziya. Efendim? Son soru. Son soru tamam. Hanginiz daha çok lükse düşkünsünüz? Sen mi Pınar mı? Ben. Vallahi helal olsun. Derdim altını gitti be.
Sana da helal olsun. Teşekkür birbirinizi ederim. İyi tanıyorum. Ben aç şunu açamadım. Vallahi birbirinizi ne soracaksın bakayım sen bana? Yok vazgeçtim sormaktan. Kararsızlık seviye. Değil mi? Yok altın alakası yok. Vazgeçtim sen de sormaktan. Sor haydi sor. Hadi sor ben merak ettim. Evet kızlar altını kazandım. Şöyle de göstereyim göster sizlere. Canım, göster şu an hanımın altını gösteriyor. Bir dakika. Yakışır. Hemen evet, takıyorum. Evet. Dışım kocanın misin? Bir sorusu var bana. Ya onunla da bir yüzük yaptır. Çeyrek küpe. Şimdi de o soruyu bilirsem bak şu an sessizde. Dur canım bir dakika. Yalnız ben bu soruyu bilirsem o altını geri alırım. Tabii ki veririm. Dermişim. Evet sor Ziya'cığım. İlişki testinde kaynana gelin ilişkisi olduğunu belirtmemişlerdi ama. Belirtmiyoruz ki biz ne olacağını. Sen evet. Bana bunu mu soracaktın? Evet bunu soracaktım. Aman hadi Ziya'cığım hanımına veriyorum. Hadi tebrik edin birbirinizi. Sevgiler canım. İyi günler. Alo. Aferin. Alo. Aferin altını kazandık. Hadi bakalım. Vedalaşın. Hadi kapatıyorum sonra konuşuruz. Hadi bay bay. Hadi öptüm bay bay. Oh tebrik ediyoruz çok sizi. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler her gün ilişki testinde çil çil altın vermeye devam ediyoruz. İşte birbirini iyi tanıyan eşler de bizden bu altını kazanıyorlar. Bugün de Pınar gelinim kazandı. Evet siz de altını kazanabilirsiniz. Bununla da kalmıyor efendim. Haftanın bir de ödüllü oyunu var. Her gün o oyunu gelinlerimiz oynuyor. Cuma günü de sürpriz hediyeyi veriyoruz. Ve tabii ki haftanın finalinde gelsin paralar diyoruz. Ve haftanın en iyi gelini bizden 50.000 TL kazanıyor değerli izleyenler. Sizler de bizimle yarışmak isterseniz görmüş olduğunuz WhatsApp hattından ve internet sitesinden, web sayfamızdan ve sosyal medyalardan bize ulaşabilirsiniz. Sonra ne yapıyoruz? Geliyorsunuz, birlikte yarışıyoruz. Böyle güzel güzel oyunlar oynuyoruz. Güzel güzel şeyler öğreniyoruz. Arada atışıyoruz, arada gülüyoruz ve çok güzel anılar biriktiriyoruz. Finalde de 50.000 Türk lirasını cebinize koyuyorsunuz, gidiyorsunuz, mis gibi harcıyorsunuz. Daha ne yapalım? Şimdi sırada puanlama var. Puanlamaya geçiyoruz. Benim sana puanım... Diyecek bir şeyim yok. Senin gününde de seni göreceğiz. Çok beğenmişsin. Keşke yarısını alsaydın. Benim modumu düşüren insanlara tahammülüm yok. O yüzden kusura bakma puanımı fazlasıyla da hak ettiğini düşünüyorum. Sizin gelişinizi kutlamıştım ama kutlamamalıymışım. Keşke tam hazır hissettiğimde o zaman katılsaydım. Tam hazır hissettim. Saygısızlık gibi olmasın ama kusura bakmayın müdahale etmek istiyorum. Bu sofraya kesinlikle puan hak etmiyordu bence. Dün eleştirmeye gerek yok benim puanım da. Dünü değil puanı eleştiriyoruz. Evet. Umarım pişman olmazsın. Az sonra. Pınar'cığım her şey için sana çok teşekkürler ediyoruz. Rica ediyorum. Şimdi gelinler senin için puanlarını kullandılar. En yüksek puanı sana hangi gelin vermiş olabilir? Vallahi hiç kimseden yüksek puan beklemiyorum çok eleştiri yaptıkları için. Öyle mi? Evet. Hiç yüksek puan beklemiyorum yani. O zaman lila renkli pembeye çalan farlarıyla evet Sultancığım senden başlayalım. Önce sebepleri ardından puanını görelim. Ben zaten beğendiğim şeyleri söyledim. Çeyizini çok beğendim. Hepsi el emeğiydi. Evet. Genel olarak zaten eksikliklerini söyledim. Beğenmediğini söyledim. Bir de bez olayı da çok kötü oldu. Evet biraz sakinleştim. Şimdiden özür diliyorum bunu yaptığım şey sorun için. Sorun değil. Eline sağlık. Sofran da iyiydi. Sadece eksikti. Salata yani falan o da heyecanımıza. Bu arada özür dilediğin için şimdi dilerim, evet. O anda da diledin ama böyle bir kargaşaya geldi. Teşekkür ediyorum tekrar yine rica ediyorum. Ne güzel. Evet. Puanına geçelim. Peki puanını görelim Sultancığım. Benim sana puanım 2. Zaten beklediğim bir puandı. Öyle mi? Yüksek vermeyeceklerini düşünmüştüm zaten. Hmm. Teşekkür ediyorum diyecek bir şeyim yok. Senin gününde de seni göreceğiz. Göreceğiz. Evet Cansu seninle devam edelim canım. Öncelikle her şey için teşekkür ederim ama keşke o bezi fırlatma olayını hiç görmemiş olsaydık. Onu hiç beklemiyordum açıkçası. Ne olursa olsun misafiriz. Eleştirmeye geldik biliyordum bunu.
Onun dışında ben en çok çeyizini beğendim. Çünkü gerçekten dolu doluydu ve emek doluydu. Manevi kısmı zaten ayrı. Ama şöyle, ben genellikle evin dekorasyonuna ve evde kullanılan eşyalara daha çok önem verdiğim için hani çeyize çok takılmıyorum. O yüzden onun dışında da evde beğendiğim, şu gerçekten çok güzeldi, bana hitap ediyordu diyebileceğim bir şey aslında göremedim diyebilirim. Yani evim bana çok karışık geldi. Yatak odası da, salonda, mutfakta, o şekilde. Evet, evim karışık ama evet. Senin zevkine özeldi yani, eşyalarımı falan alamazdım. Bu benim zevkim. İşte ben de eleştirmeye geldim. Dediğim evet. gibi hani şunu beğendim, gerçekten çok güzeldi diyebileceğim bir şey yoktu. Çeyizin gerçekten güzeldi, çok emek vardı, dolu doluydu. Ama dediğim gibi benim için çeyizin dolu ya da az olması çok önemli değil. Çünkü yani ben öyle tercih ediyorum, bu da benim görüşüm. Onun dışında da şu çok güzeldi dediğim bir şey olmadı maalesef. Peki puanını görelim Cansucuğum. Benim sana puanım 1. Zaten beklediğim bir puandı. 1 puan. Evet. Söyledim düşük yani. Ama çok düşük evet, bence. Evet düşük doğru ama nedenini de zaten en başta hiçbir söyledim. Hiçbir şey beğenmedin hani. Ama çeyizimi beğendiğini söylüyorsun. Mesela oradan 1 puan verebilirdin. Sadece 1 puanı bir puan verdim. Ona verdin. Evet. Çok beğenmişsin. Keşke yarısını alsaydın. Yani çeyiz benim için zaten o kadar da olmuyor. Olsaydı belki onu da verirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Senin günde de seni göreceğiz. Benim günümde de gelin. Buyurun beni görün. Görelim. Bekliyorum. Yani 1 puan hani evini açıyor, emek veriyor. Ya 1 puan, sevmiyorum 1 puanı görmek ya. Aslanım tabii ki de. Senin evi 1 puan hak etmiyor ne olursa olsun. Evine... Şu üstünde oturduğumuz kanepe, masasına oturduk, yemeğini yedik. Hiçbiri bence 1 puan etmiyor yani. Masasını da lütfen hatırlayın. Evet hatırlıyorum. Ha, hep hamur. Kendimi şimdiden şişmiş hissediyorum. Valla. Evet. Detoks yaparsın canım bu masadan sonra. Yani, pek fazla yiyeceğimi zannetmiyorum. Fazla kaçırmamak lazım. Bir iki tane tadına bakarsın derim. Öyle yapalım. Ama sağlıklı lezzetler yiyor. Evet. Değil mi? Hepsi beyaz un değil mi? Evet. Evet hamur şu olabilir senin tarzın ya, değildi. Hayır onun ama alakası yok. Ya tabii ki de kendim vardı yaptım. Ama. Kendim yaptım. Kendi yaptığım çeşitlerim de vardı. Ama mesela dünkü masa yani senin masana göre bence daha dolu ve iyiydi. Ona karşılaştırırsak yani daha iyi ve daha dolu bir masaydı en azından. Bu da benim masam. Evet bu da senin masan, bu da benim eleştirim ve puanım. Tamam. Bu şekilde. Evet. Mina'cığım seninle devam edelim canım. Aslanım öncelikle tabii ki de herkeste olduğu gibi ona da bir teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta bizi ağırladı. Elbette. Rica ederim. Evet maalesef biraz tatsız geçti başta. O konuda ben de birazcık üzüldüm. Özür dilemen de çok yerli oldu. Kendine yakışanı yaptın. Ancak yine de yaşanmamasını dilerdim. Evet. Bu açıdan maalesef hepimizin modu düştü. Onun haricinde hazırlık yaptım diyorsun evet veya evini açtın. Ancak yine de evinde bence özensizlikler vardı ve bunlarda böyle çok fazla mantıklı cevaplar ben göremedim. Kendi adıma söyleyeyim. Kalanı da puanımdan sonra yanıtlamak istiyorum. Peki puanını görelim Minacığım. 1. 1 puan. Bu puanı da beklediğini düşünüyorum. Nasıl ki arkadaşlardan 1 puan beklemişsin. Bence buna da şaşırmazsın herhalde. Buna çok şaşırdım. Senden neden? Böyle bir puan beklemiyordum çünkü. Benden bekliyor muydun? Senden daha yüksek mi bekliyordun mesela? Yani 1 değil de yani en azından başka bir puan verebilirdin diye düşünüyorum. Kusura bakma ama sadece çeyizine bu puanı verdim ve çeyizin gerçekten göz dolduruyordu. Çeyizine de 1 puan verebilirim, 2 puan veremezdim. Karşılamamı beğenmediniz mi? Size konfeti patlattım. Konfeti bana bir kutlamayı andırıyor. O yüzden sizin bir girişte... Sizin kutlamıştım ama kutlamamalıymışım. Bence daha farklı bir şey olsa daha güzel olurdu. Veya gün içerisinde güler yüzünü gösterseydin bizi daha güzel ağırlamış olurdun. Belki oradan 1 puan verirdin. Önce kutladın, sonra da bizi fırlatınca modlarımızı düşürdün. Benim modumu düşüren insanlara maalesef
tahammülüm yok. Evet, özür diledin. Çok güzel evet, bir davranış. Özür diledim. Özür dilesen de başta konfeti, sonra bezi fırlatmayla benim modum düştü mü bende bitiyor. Bir de yani şunu söylemek istiyorum. Bence bu programa katılan hepimiz bir iddia söylüyoruz. Yani iddiamız olduğunu söylüyoruz. O yüzden iddiayı sende de görmek isterdim. Birçok alanda iddianı göremedim. Özellikle sofra aslanım benim için çok çok önemli. Çünkü bütün maharetimizi sergiliyoruz. En azından çeyizde bir maharetini sergileseydin belki nispeten bazı şeyleri göz ardı edebilirdim. Ancak sofrada çok böyle farklı, özellikle uğraştığı, emek verdiği çok büyük bir şey göremedim. İddialı bir şey göremedim öyle söyleyeyim. Yani bir davet sofrasına yakışmıyordu. Bir fırına, bir pastaneye gelmiş gibiydik. Oradan bana bir ekmek daha diyecektim neredeyse. O yüzden kusura bakma, puanımı fazlasıyla da hak ettiğini düşünüyorum. Bu sonuç olarak gene de bir sizin için bir hazırlık yaptım. Kendi hazırlığın için teşekkür ederim ama bence biraz daha düşünebilirdim bunun üzerine. Ya ben böyle düşündüm, böyle uygun gördüm. Ağlamayı yarın görürsün canım. Hakkaniyetli, adaletli bir şekilde de puanını verir. Yarın göreceğiz bakalım sen nasıl ağırlayacaksın. İddia nasıl olurmuş? Gelin evine iddialı bir şekilde katılmak nasıl olurmuş görürsün. Ben de iddialıyım, gayet beğeniyorum evimi. Bugün gördük. İddialısın ama değil. Bekliyordum diyorsun bir puanı. Yani sizin beğenmeyeceğinizi bekledim. Beğenmeyeceğimiz değil, bence sen de emin olmadan katılmışsın gibi geldi demek bana. Demek ki sen de kendine tam güvenmemişsin. Keşke tam hazır hissettiğinde o zaman katılsaydın. Tam hazır hissettim. Tam hazır hissettiğimde katıldım. Emin fazla misin? Eksiğim eminim. Vardı. Maalesef. Evet Burcucuğum, senin puanını merak ediyoruz. Ben aslında dün benim evime çok benziyor falan dediğinde çok umutluydum. Yani kendi evime benzer güzel bir şey bekliyordum. Karşılamada aslında çok yüksek başladık. Güzeldi. Mutlu bir şekilde içeri girdik ama aynı şekilde devam etmedi. Herkesin modu biraz fazla düştü. Ben ikramların lezzetine değinmek istiyorum. Evet herkes zaten eksikleri söyledi. Birazcık ben de olumlu taraflarına değineyim o yüzden. Hepsi çok lezzetliydi. Ondan sonrasında evinde evet eksikler, göz yorucu şeyler vardı ama yine de özenle yapılmış bir tarafı da vardı. Arkadaşımız işte çeyizinde dinledik, işte boya badanasında dinledik. Bazı aksilikler de yaşamış. O yüzden yani birazcık ben olumlu tarafından bakmayı seçtim diyebilirim aslında. Çok iyi yaptın. Teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. O zaman puanını görelim. Benim sana puanım 3. 3 mü? Dedim gerçekten. Hakkaniyetle davrandığını düşünüyorum. Gerçekten Aslanım, çok teşekkür ederim. Aslanım size saygısızlık gibi olmasın ama kusura bakmayın müdahale etmek istiyorum. Yani senin puanın belki karışamam ama benim fikrim bence 3 çok çok fazla tam bu eve. Tam olarak da söylediğin gibi sanki benim böyle puanım aralarında çok bir da koalisyon kurmuş da. Yani gibiler sana yani. Ben sana 4 verdim, sen de bana 3 ver gibi bir şey olmuş yani. Hiç bu evin bence 3'ü yok. Hak ettiğini hiç ben düşünmüyorum. Ben zaten puanımı vermeden önce de söyledim. Hani olumsuz yanlarına değil, olumlu yanlarına bakmaya çalıştım. Ama burada pozitif bir kurmaya gelmedik. Ben de negatif bakmayı sevmiyorum. Yani burada evet eleştirmeye geldik ama eleştirilerin hepsinin yıkıcı olması gerekmiyor. Yıkıcı görürsün. Olması gerekiyor. Bundan daha güzel ev görürsen ne yapacaksın? Onu da 3 mü vereceksin? Daha yüksek 5 verirsin herhalde. Var. Onları da kullanabilirim. 5 verir o zaman aslanım. 3 veren, bu eve 3 veren herhalde 5 puan da bu hafta çok beğendiğinde kullanır. Evet, bence neden? Sen çok iddialı bir. Neden kullanmayayım diyor arkadaşım. Kullanacağını asla zannetmiyorum aslında. Neden? Umarım bu adalet yani çok şey göremedim yüksek bir puan değil. Şu anda 5'e kadar bir sınırlamada orta bir puan bence. Bence sen eden. Vicdanen 3 vermişsin. Evet. Çünkü 3 evet. Verilecek bir ev gerçekten değildi. Sonuçta kişiye değil. Evi değerlendiriyoruz. Çok bonkör bir puanlamamış. Sevgili Bey sen sana 4 verdi. Bu benim bugün ilk defa bir puan kullanmam. Yani bence bonkör olup olmayacağımı değerlendiremezsin. Yarın var, öbürsü gün var. Peki 3'ü neye verdi? Ben ev sahibi adına bir sana dakika. Soruyorum. Aynısını vermedin. Hangileri? Ben duymadım bir daha say lütfen. Hoş bir karşılanma başladı. Tamam. Ondan sonra çeyizi, evet dün benim çeyizimi çok az olarak nitelendirmiştiniz. Tamam. Bir puan çok fazla verdim. Doluydu. İkincisi bu. İlk karşılama, ikincisi çeyiz. Üçüncüsünü de ikramların lezzetine verdim. Lezzetine verdin. Tamamen hamur işi, lezzete... pastaneye gitseydin seviyor o zaman. Seviyor demek ki. Yani bence insanım, de çok seviyorsun galiba. Bu sofraya kesinlikle puan hak etmiyordu bence. Bence 3 fazla vermişsin. Vicdanını rahat ettirmek için. Hani aynısını da vermiyorum 4 ama. Neden bir vicdan yapayım daha ki? Daha azını da veremem gibi vermişsin. Daha azını yani. Verdim işte. Daha azın. Evet işte aynısını da vermiyorsun sana 4 verdi diye. Aynen. Ama çok yüksek düşüyor ama işte vicdanım da rahat eder, etsin. Bence hepimiz hemfikirken. Bence sen emin değilsin. Evet Sultan. Ben senin evine 3 verdim, sen de buraya 3 verdin. Senin evin ne, burası 1 mi?
Yani bakıldığı zaman az çok benzer yanları var zaten. İşte mesela benzer tonları kullanmışız. Koltuklarımız benziyor. Yani. Sadece oturma odası ama. Tamam. Doğru söylüyor. Zaten benzer yanları şunlar. Zaten evin çok fazla odası yok. Lafını böleceğim ama mesela sen de yatak odanda çamaşır sepetini koymuştun. Hı-hı. O da yatak odasında birden fazla aksiliği göz ardı etmiş. Evet, benziyorlar bu açıdan. Demek ki hakikaten evet, çok ikisi, üçü hakikaten değil benim oldu. Günüm dündü. Benziyor. Onu şey yapalım. Çünkü bugün arkadaşımızın günü. Hala daha dünü eleştirmeye gerek yok. Benim puanım bu. Dünü evet, değil, puanı eleştiriyoruz. Sana 4 verdi, 3 verdin. Yani burada çok belli etmişsin arkadaşlar, bence. Arkadaşlar size puan kullandığım zaman o zaman onları eleştirirsiniz. Umarım bugün aslında farklı bir şekilde neye göre yarıştırdınız. Neye göre benim puanımı karşılıyorsunuz? Yarın 4, öbür gün 5 kullanmayacağım. Nereden biliyorsunuz? Eve göre puan vermiyor muyum? Evet, eve göre puan veriyorum. Yani bu kadar odada yanlarına bakıyor. Değerlendiriyorsak evet, da 5 üzerinden 3 çok da yüksek bir puan değil. Göreceğiz. Göreceğiz yarın. Diğer günlerde göreceğiz. Ben çok güveniyorum Aslı Hanım. Evet. Yani ben çok büyük bir aksilik yaşamadığım soralım sürece. Soralım o zaman. Evimden memnun kalırsan gerçekten 5 puanı verir misin? Evet. Adaletli davranır mısın? Evet zaten bu kadar yapıcı olacak mısın çok merak ediyorum. Benim ben de çok iddialıyım. Ben kendi evime çok güveniyorum ama fazlasıyla güveniyorum. O zaman ne yapacaksın? Canım senin günün zaten en son gün yani bakacağız göreceğiz. En son gün ve umarım pişman olmazsın. Peki. Yanlış evlerde yanlış puanları verirsen sonra çok pişman olabilirsin. Bence bir kere daha düşün diyorum. Katılıyorum. Aşırı güveniyorum evime. Uygun buluyorum. Peki. Teşekkür ederim. Peki hepinize. Toplamda 7 puan aldın Narcığım. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Sevgili Pınar, evet bizi yakından takip ediyorsun. Beni sevmen beni çok etkiledi. Tabii ki çok hoşuma gitti. Tabii ki çok mutlu oldum. Hatta bizi burada görmek, beni burada görmek seni duygulandırmıştı. Ben de çok mutlu oldum. Sizlerin bu sevgisi benim için çok değerli, çok güzel. Pınar'cığım, eşinle ilişki testinde gayet başarılı oldunuz. Bu da beni çok mutlu etti. Lakin eğri oturup doğru konuşalım. Çok çok eksiklerim vardı. Ya bu evde ya da taşınacağım başka bir evde söylemiş olduğumuz eksiklere dikkat edersin. Ve çok daha güzel bir ev, çok daha uyumlu bir ev yapacağına ben inanıyorum. Fakat çeyizin gayet yeterliydi. Oldukça fazla bebek elbiseleri, kıyafetleri vardı. En kısa zamanda hayal ettiğin yavruna kavuşursun diyorum ve seni güzel yanaklarından öpüyorum. Puanımı cuma günü sen de öğreneceksin. Evet hanımlar, bugünün de sonuna geldik. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Yarın bendesiniz aslanım. Mina'nın evinde olacağız. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor olacak. Yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın. Bay bay. Enerjimizi güzel başlayalım. Kınara tutalım dünkü evet. Negatif enerjisini atsın üzerinden. Sanırım bütün aksesuarlar üstünde kullandığın için salonunda hiçbir aksesuara yer vermemişsin. Ben burada sadece avize değil bir ampul görüyorum öncelikle. Halı değil de paspas sanırım. Mutfağım beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Yani benim yatak örtümü gelineye benzettim. Seninkine ben inşallah benzettim. Vallahi bu yapamıyor halinse maşallah var şu an. Kolonlarımı eleştiri yaptınız ya. Bununla devam etmek istiyorum. Evet, bununla gideceğim. Seni bununla gideceğim. Ben şöyle bir uzak. Ne olur, ne olmaz. Böyle iddialı bir eve böyle iddialı bir puan yakışırdı. Benim sana puanım. Neyi öncelikle verdin? İddiaların hepsi boş çıktı. Nasıl olur gelin evi döşemesek?